hüküm oluyor, yüzeysel fikir oluyorken, dünyanın kendi içinde, kendi tabiatında, mahiyetinde, derinliklerinde diye bir ifadeyle bulundurduğu özellikleri algılamak suretiyle verilen hükme, dünyaya taalluk eden derin hüküm veya derin fikir diyoruz. Ama dünya, şöyle bir astronomi haritası, bir gökyüzü haritası düşünün, yıldızların, güneşin, işte dünyanın, ayın filan çeşitli gezegenlerin de içinde bulunduğu. Dünya, bu ortamda, bulunduğu ortamda müstakil bir varlık değildir. Bir güneş sisteminin gezegenlerinden bir gezegendir. Bu işlerle uğraşanların söylediğine göre, güneş sistemindeki başka sistemler de olduğunu söylüyorlar. Güneş sistemindeki gezegenlerden bir gezegendir. Dolayısıyla dünya ile ilgili daha gerçekçi bir hüküm, dünyanın gerçeğini daha çok aksettirecek bir hüküm vermek, bir fikir beyan etmek istiyorsak, her halükarda ait olduğu bu gezegendeki diğer varlıklar, ay, güneş, öbür gezegenlerle ilgili, bu sisteme dahil diğer gezegenlerle ilgili bilgileri de edinmek, algılamaları da yapmak ve onların da yardımıyla, onların da aydınlatmasıyla dünya hakkında zaten derinliğine incelediğimiz, yüzeyindeki vasıfları da algıladığımız dünyayı, bir de ait olduğu sistemdeki diğer şeyleri de algılamak, onların aydınlatmasıyla dünya hakkında hüküm vermek, aydın hükme varmak ya da dünya hakkında en aydınlatıcı, dünyanın gerçeğini ait olduğu bir parçası bulunduğu güneş sisteminin içindeki kendine ait yeriyle, özellikleriyle tam tamına tam tanımlamayı sağlayacak fikir, aydın fikir olur. Bu itibarla insanlar herhangi bir şey hakkında hüküm vermek istiyorlarsa, fikir sahibi olmak istiyorlarsa, ister istemez o şeyin yüzeyindeki özelliklerini algılamadan edemezler. Artı içindeki, yani ilk bakışta görülmeyen, derinliklerinde bulunan özelliklerini de algılamak gereğince mütalaa etmek zorundalar. Artı çok daha gerçeğin ifadesi hüküm sahibi olmak istiyorlarsa, ki bunu herkes ister. Artı ait olduğu daha dışındakilerle ilgili olayların da anlaşılması ve onların ışığında asıl olay hakkında hüküm verilmesini sağlamaya çalışmak lazımdır. Bunlar daha ziyade siyasi değerlendirmelerde, siyasi yorumlarda çok anlam ifade ederler bu hüküm, yani fikir çeşitleri. Mesela bakıyorsunuz, İlk bakışta, yani yüzeysel algılamalarınıza neden olacak verilerini göz önünde bulundurduğunuzda, örneğin Türkiye'yi yönetenlerin yaptığı, kendi iradeleriyle becerdiği gibi görüntü veren bir iş karşınıza çıkıyor. Fakat olayı kendi içinde, kendi derinliğinde incelediğinizde, Batı'ya endeksli Türkiye'li yöneticilerin kafalarının Batı'nın isteği istikametinde o şeyi yaptıklarını anlıyorsunuz. Ayrıca başka olaylar, yani bu olayla doğrudan ilgisi görünmeyen ama dolaylı da olsa genelde ilgisi olan başka olaylar da gündeme getirildiğinde, o olayların da mahiyeti anlaşıldığında, onların ışığında bu olayı, bu olayla ilgili hükmümüzü vermeye kalkarsak, tam oturan, böyle %99 oranında oturan bir hüküm vermiş ve o olayın gerçeğini aydınlatan bir hükme varmış olur. Siyasi yorumlarda, siyasi davranışları değerlendirmede gerek iç politikada, gerek milletler arası politikada, bu fikir çeşitlerinin ve o fikirlere nasıl varılacağı ile ilgili bilginin, pratik bilginin, yani teorik olarak bunu böyle bilmek değil, olaylara uyarlanabilir şekilde bilmenin, filan olayla ilgili işte satı fikir, aydın fikir,
ve deneyecek. 1, 2, 3, 5. Bunu yapa 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 çok daha çabuk, çok daha süratli şekilde sonuca varabilecek yetiyi kazanır insan. Bu çok önemli. Yani siyasi yorumlar, olayların siyasi mahiyetini anlatmak, onları gereği gibi kavramak. Mesela Amerika Somali'ye asker gönderdi, Birleşmiş Milletler kanalı. Yüzeysel olarak bakarsanız işte oradaki fukara, aç insanları doyurmak için gönderdi, görünüyor. Değil mi? Yani yüzeyde onların dışarı vurdukları özellikler bunlar. Bunları algıladığınızda aman ne iyi insanlar bunlar, işte fukaraları düşünüyor. İşte oradaki açlara bak 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 yani bu kadar hayır hak bir Müslümanlar bile o kadar değil. Benim gavuru gördün mü? Filan dedirecek şeyler görünüyor. Bu yüzeysel fikir, bu hafif fikirdir o olaylar. Biraz daha olayın içinde yani Amerika'nın orada neler yaptığını, hangi grubu destekleyip hangi gruba karşı çıktığını, kimin elindeki silahları alıp kimlere ses çıkarmadığını, 8 torba pirinç götürmesine rağmen daha başka nelerle uğraştığını incelemeye ve onlarla ilgili algılamalar yapmaya başladınız mı? Olayın rengi yüzeyde göründüğü gibi değil. Yani açları doyurma bilmem 2 tas pirinç pilavı yedirmeye gitmediğini, bunun işin numara yanı olduğunu hemen fark ediyorsunuz. Daha geniş baktığınızda yani olayı derinliğine inceledikten sonra orada petrol için bulunduğunu, artı daha başka amaçları olduğunu, yani herhangi bir yerde, istediği yerde dünyada tek borusu öten, borusunu tek öttürebilen milletin, devletin Amerika olduğu imajını tüm yeryüzünde yaymak istediğini, buna da kimsenin karşı koyamayacağını, doğrudan doğruya kendi iradesiyle Birleşmiş Milletleri de istediği istikamette kullandığını, kullanabildiğini, yalnız Somali'de değil daha başka olayların da böyle olduğunu anlar bilir ve onların da ışığında bakarsanız Somali olayının çok daha net bir şekilde şeffaf, yani bir tarafından baktığınızda öbür tarafını cam gibi gördüğünüzü görürsünüz. Bu ise o olayın aydınlatılmış hükmünü teşkil eder. Bir deneme yaptık şimdi, yani bir örnekleme yaptık. Sathi olarak bakıldığında, yüzeysel bakıldığında nasıl sonuç çıkıyorken, derinliğine baktığımızda nasıl sonuç çıkıyor, biraz daha gerçeğini ifade ediyor. Ama aydın bir şekilde bakmak istediğimizde olayla, olay derinliğini anladıktan sonra bir de olayın, yani aynı devletin, Amerika'nın başka yerlerde aynı türden ya da benzeri türden yaptıklarına da baktığımızda ne dediler? Keyfe ma yaşa. Yani istediği yer adam çıkarıyor, asker çıkarıyor, indiriyor, çıkarıyor, geri bindiriyor. Yani dünya onun elinde bir oyuncak. Ve bu imajı da dünya üstünde, hele hele Sovyetler siyaset piyasasından çekildikten sonra kafalarda meydana gelen boşlukları doldurmaya yönelik olduğunu görüyoruz. Yani Amerika tek hakimi dünyanın. Bu imajı vermek istiyor. Ona yönelik davranışlar. Ve bu şekilde hüküm verdiğinizde bu hüküm Somali çıkarmasını diyelim. Rahatlıkla açıklıyor. Evet, bizim fikrin çeşitleriyle ilgili yüzeysel fikir, derin fikir ve aydın fikir tanımımızı böylece hem açıklamış hem de bir örnek vererek daha yakından anlaşılmasına yardımcı olmaya çalışmış olduk. Temel bir kavram olması, diğer anlatacaklarımızın da kendi üzerine bina edilmesi sebebiyle sabah dersimizde fikir üzerinde uzunca durma gereği duyduk. Sanıyorum anlatımlarımızın neden bu kadar uzunca olduğu, birazı gereksiz olsa bile büyük bir kısmının gerekli bulunduğu, bundan sonraki kavramları anlatırken daha rahat anlaşılacak.
Şimdi kısaca biz kavram kelimesi ve kavramı üzerinde duralım. Kavram adı üzerinde işte yeni Türkçe bir kelime, Arapçası mefhum. Mevhum değil. Mevhum ayrı bir kelime, anlamı ayrı. Vehmedilen kuruntu anlamına gelen bir kelime iken mevhum. Mefhum, fehmedilen, anlaşılan, kavranılan manasına gelen bir kelimedir. Bu kelimenin kavram manasını da şöyle tanımlayabiliriz. Bir fikrin delalet ettiği gerçeğin aklen ikna olunup kalben tasdik edilmesiyle davranış haline dönüşmesine mefhum veya kavram diyoruz. Bir fikrin bir kimsede kavramlaşması demek, onda kısaca ve özet olarak davranış haline dönüşmesi demek manasına geliyor. Eğer herhangi bir fikir bir kişide, o fikri taşıyan kişide kavramlaşmamışsa, yani mefhum haline dönüşmemişse, daha açık ifadeyle davranışa dönüşmemişse, o fikir o kişide bilgi olarak bulunuyor demektir. Bilgi, davranışa dönüşmemiş fikre denir. Örneğin bizde veya her insanda mesela benimsemediği, doğruluğunu kabul etmediği, bu sebeple de davranışlaşmamış fikirler vardır ki bunlara biz bilgiler diyoruz. Mesela Marksizmle ilgili bir sürü bilgi var bende. Sizde de var. Ama hiçbirisi bizde davranışa dönüşmüş durumda değildir. Çünkü eşyanın tabiatına ters gördüğümüz için aklımız ikna olmamış, kalbimiz de onu tasdik etmemiştir. Bu sebeple de bilgi olarak kalmıştır. Yani davranışa dönüşmemiştir. Davranışa dönüşen fikirlere mefhum deniliyor. İslam'da Allah'ın kitabı öncelikle eğer davranışlara dönüşürse onun özel bir anlamı var. Mümin deniliyor. Yani insan gerçekten inanarak, emin olarak kendisinden emin bir şekilde o İslami bilgilerin, fikirlerin doğruluğuna inanıyorsa davranış halinde o kişiden sadır oluyor demektir. Davranışa dönüşüyor demektir. İşte o takdirde de sahibini İslam açısından mümin kılıyor o bilgiler. Davranış haline dönüşmüş bilgiler sahibini mümin kılıyor. Müslüman, mümin haline gelmemiş kişi için kullanılıyor. Allah da zaten mümin demeyiz. Yani değil ki Müslüman olduk, teslim olduk diyeyiz. Daha iman etmediniz. Yani iman kalplerinize yerleşmedi. Yani teslim olduğunuz şeyin doğruluğuna henüz kesin bir şekilde, tereddütsüz bir şekilde inanmadınız. Allah'tan gelen bu ayetle bedevilerin bir kısmını ikaz ediyor, uyarıyor. Evet, kavramla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Yani kısaca tekrar edersek, davranışa dönüşmüş fikir demektir. Biraz uzatarak söylersek, yani açarak söylersek, delalet ettiği anlamın akılca ikna olunduğu, kalbin de bunu tasdik ettiği fikre kavram verir. Ki bu şekle gelmiş fikir, yani delalet ettiği anlamın anlamından, anlamın aklı ikna ettiği, kalbin de onu tasdik ettiği fikir, davranışa dönüşmüş fikir. Davranış halinde artık kişiden sadır olmaya başladı. Yani yalnız laf olarak, söz olarak, sözün tekrarı olarak davranışlar. Amen. İdeoloji hakkında kısaca tanımlama yapalım. Biliyorsunuz kelime anlamı ide bilgisi demektir. İde yani düşünce, fikir bilgisi. Kelime manası bu ideolojinin. Fikir bilgisi demek. İde fikir demek Yunanca, eski Yunanca. Ama ideoloji kavram olarak din karşılığı kullanılıyor.
Yani bir dünya görüşü artı o dünya görüşünün dayalı bir yaşam biçimi. Yani dünya düzeni. Yaşam tarzı ve gavurlar sloganlaştırmış onu. Lifestyle. Yani yaşam tarzı demek. Life, yaşam, stil de yaşam stil yani. Stil kişileşmiş. Bu stil böyle filan. Ondan sonra ideoloji doğru veya eğri olsun. Bir dünya görüşü artı o dünya görüşünden çıkan, o dünya görüşünü esas kabul eden bir yaşam biçimi, bir dünya düzeni demektir. Bu hemen hemen din kelimesinin tam karşılığıdır. Zira Allah da Kureyşlilerin kendi uydurdukları, zanlarıyla meydana getirdikleri dinleri için din tabirini kullanıyor. Yani bir şeye din denilmesi için dünya görüşü olması, o şeyin dünya görüşünün bulunması ve bir yaşam biçiminin olması gereklidir. Yoksa bunların doğru veya isabetli şeyler olması gerekmez. Nitekim Kureyşlilerinki dünya görüşleri de yaşam biçimleri de yanlış olduğu halde Allah onların ideolojileri için din deyimini kullanmış. Lekum dinikum veledin demiştir. Yani sizin dininiz sizin, benimki benim ifadesinde. Siz din olarak benimsediğiniz şey sizin olsun. Yani ben onunla bir ortaklık bilmem ne filan kurmam. Yani konu ayrı bir konu, onun için tafsilatlandırmak istemiyorum. Benim dinim de benim. Yani benim dinimi Allah bana bildirmiş. Dünya görüşü ve yaşam biçimi olarak. Sizin işte bizimle uzlaş, anlaş filan diye ortaklık teklif ettiğiniz din ise sizin dininiz. Bu din batıl. O batılla ben hakkı karıştırıp ortaya bir karışım çıkaramam. Çünkü o karışımı hakkı batılla karıştırma hakkı bana verilmiş değil. Ben bunu yapamam. Ama ikisi de din. Yani çürük armut da armuttur. Çürük olmayan armut da armuttur. Yani armut çürüdü diye cinsiyeti değişmez. Din bozuk diye, batıl diye din olmaktan çıkıp roman olmaz, hikaye olmaz. Yani yine dindir. Yemek, kokmuş yemek de yemektir. Yenebilir durumda yeni pişmiş yemek de yemektir. Yani yemek koktu, atarsınız. Efendim bozulmuş, tadı bozulmuş filan. Fakat yine yemektir. Ama ne dersiniz? Başına bir sıfat getirerek işte bozuk yemek veya yemek bozulmuş diyorsunuz. Atılacak hale gelmiş yemek demektir. Yoksa bozulan yemek oyuncak olmuyor, soba olmuyor. Yani yemeklikten çıkmıyor. Yenmez hale geliyor o kadar. Dinin de din olması için mutlaka dünya görüşünün ve yaşam tarzının olması lazım. Yoksa hak olması, batıl olması, isabetli olması, isabetsiz olması gerekmiyor. Marx'ın da bir din, yani bir dünya görüşü var. Dünya mesela maddeden ibaret diyor. Maddenin ötesinde bir şey yok. Maddenin varlığı spontan diyor. Yani kendiliğinden, vacip Arapça. Oldu mu olası var demek. Yani hiç başlangıcı yok, varlığının başlangıcı yok. Sonunun da sonu da yok. Yani ezeli ve ebedi diyoruz ya Arapça'da. Başlangıcı olmayan ezeli, sonu olmayan da ebedi. Maddenin varlığı vaciptir diyor. Madde varlığı itibariyle ezeli ve ebedi. Maddenin ötesinde bir şey yok. Onun için bir diğer adı da Marksizmin maddiyun mezhebidir. Maddeyi esas kabul eden, en esaslı şey olarak maddeyi kabul eden, onun ötesinde bir varlığa düşüncesinde yer vermeyen düşünce ekolü, ideolojinin adıdır. Ondan çıkarılan düzen de malum, işte konumuz Marksizm değil, oraya gelince bunları anlatırız ama eşyanın tabiatında saklı bulunan tenakuzu, çelişkileri tahrik etmek, harekete geçirmek, eşyanın olgunlaşmasını sağlamak için bu çelişkiyi, çatışmayı hızlandırmak, işçiyle işveren arasında, fakirle zengin arasındaki çıkar çatışmasını ne kadar çatıştırabilir, ne kadar bu çatışmayı hızlandırabilirsen o kadar efendim madde aykırı şeyleri tasvir edermiş, olgunlaşır, kemale erer ve
komün safhasına doğru belirmiş falan filan. Şimdi komünlük olmadığı için bunları uzatmalı. Evet, ideolojinin ne olduğunu tanımını kısaca aldık. İdeoloji bir diğer yönden benzer. Düşünce ve metottan oluşur. Bir ideoloji düşünce ve metottan oluşur. Düşünce esas itibariyle dünya hayatı hakkında kainatın varoluşuyla ilgili esas bilgileri içeren düşüncedir. Evet, ideoloji düşünce ve metottan ibaret bulunur. Yani bu demektir, bir ideoloji düşüncesiz olamayacağı gibi metotsuz da olamaz. Yalnız başına düşünce bir ideoloji olamayacağı gibi yalnız başına metot içinde bir ideoloji demek iyi veya doğru konusu ayrı demek mümkün değildir. Çok tarihi bakımdan meşhur bir örnek vardır bu konuda. Eflatun'un Cumhuriyeti diye bilinen, vaktiyle yaşamış eski Yunan filozoflarından Eflatun'un Cumhuriyet isimli kitabında anlattığı bir toplum yapısı vardır. Bu yapıyla ilgili düşüncelerinden oluşmuştur bu kitap. Ama kesinlikle o düşünceler nasıl hayata geçirilebilir, nasıl uygulanabilir, yapılabilirliğe nasıl kavuşabilirle ilgili hiçbir tek satır dahi bulunmadığı için Eflatun'un Cumhuriyeti insanlar arasında ütopya olarak düşünsel düzeyde kalan, uygulanması mümkün olmayan bir hayal olarak kalmıştır. Öyle de anılır. Eflatun'un Cumhuriyet isimli kitabı var, Türkçe yayınlanmıştır. Onu anlamak isteyenler isterse okurlar. Şimdi şöyle bir şema yapar isek, ideolojiyi yazalım üste, altına bir çizgi, sol taraftan bir ok indirelim, düşünce diyelim. Öbür ucundan bir ok da indirelim, tahtaya benzer bir şey olsaydı yazarak göstermeye çalışırdık. Bunun altına da metot yazalım. Metodun altına biraz uzunca bir çizgi çekelim, şöyle yapalım yani. Hocam, şöyle yaptığımız gibi, onu dört eşit parçaya bölerek oklar indirelim. Birinci okun altına çareler yazalım. İkinci okun altına çarelerin tatbik metodu yazalım. Üçüncü okun altına akideyi koruma metodu, dördüncü okun altına da akideyi yayma metodu yazalım. Ben bunlarla ilgili notlar çıkarıp onları size fotokopi yaparak iletmek de isterim. Hocam şimdi tekrarlamamız mümkün mü? Tabii. Yani şöyle bir çizgi çekelim. Bakın şu boş kağıtta elimle göstereyim. Şöyle. Tamam. Bunun üstüne ideoloji yazalım. Şu sol altına bir ok çekelim. Şöyle aşağı indirelim. Altına düşünce yazalım. Şu ucuna da şöyle metot yazalım. Yani ideoloji, düşünce ve metottan ibaret ya, meydana geliyor ya. Evet. O metodun altına biraz uzunca bir çizgi çekip aşağı doğru dört tane ok indirelim şöyle. Birincisine çareler, ikincisine çarelerin tatbik tarzı yahut metodu, üçüncüsüne akideyi koruma metodu, dördüncüsüne de akideyi yayma metodu yazalım. Bunu siz hazırlasanız da tedarsanız ayrı olur mu? Olur. Yani ideolojinin düşüncesi dünya hayatıyla ilgili temel görüştür. Mesela demin Marksizmin dünya hayatı, kainatın varlığıyla ilgili temel görüşünü demin anlatmaya çalıştım. Var olan her şey madde, maddenin varlığı da ezeli ve ebedi, hepsi bu kadar. Maddenin ötesinde, dışında başka bir varlık yok. Bu Marksizmin dünya görüşü. İslam'ın dünya görüşü ise
madde ezeli ve ebedi değildir maddenin gerçeğine baktığımızda. Nedir? Maddeyi yoktan var eden, ol deyince olduran bir varlık vardır. İşte o varlık ezeli ve ebedidir. O varlığın varlığı kendiliğindendir, spontandır yani Fransızcası. Ona biz Allah diyoruz veya o kendisine Allah diyor, biz de kendi adıyla onu anıyor ve Allah diyoruz. Maddede duruyor Marksizm, İslam maddenin ötesine geçiyor. Madde ötesi ve maddeyi yoktan var eden vardır. Onun vasıfları, işte her şeyi bilmektir, her şeyden haberdar olmaktır, her şeyi görmektir, her şeyi işitmektir. Yani mutlak vasıflar onda olmalı ki Allah olabilsin zaten. Ol deyince oldurmak gücüne sahip olan ancak Allah olabilir. Allah ancak böyle şeyler yapabilir. Evet, biz burada genel tanımlar vermek istiyoruz. Metot dört ana şeyden oluşuyor. Çareler, yani bir ideoloji hayatta ekonomik sorunlarla ilgili çareler, içtimai yani sosyal sorunlarla ilgili çareler, ailevi sorunlarla ilgili çareler, kadın erkek ilişkileriyle ilgili çareler, Allah ile yaratıcı yani yaratanla yaratılan arasındaki ilişkilerle ilgili çareler koymak zorundadır. Ya yoktur bunu, Marksizm gibi, dolayısıyla olmayan şeyle aranızda ilişki de yoktur, çaresi de yoktur. Çare düşünmeye gerek yoktur yani. İkincisi, çarelerin tatbik tarzı. Mesela İslam'dan bir örnek verirsek, Allah ile kul arasında kulluk ilişkisi vardır. Bu ilişki nasıl yerine gelecektir? Kur'an'da çare olarak akimus salat diyor mesela. Ekonomik alanda kulluk ilişkisinde atuz zeka diyor, yani zekatı ita ediniz, veriniz, namazı ikamediniz. Bunlar çarelerdir. Peki namaz nedir ve nasıl ikame edilir? Zekat nedir ve yani malın temizlenmesi nedir? Bir tanıma ihtiyaç var. Malın temizlenmesi yani suyun altına tutup yıkanması demek midir? Ki yoksa başka bir anlamı mı vardır? Yani tanımlamak zorundasınız. Zorunluluğu vardır. İşte bu tanımlar onun anlaşılmasını ve uygulanmasını kolay hale getirir. Örneğin Kur'an namazın ne olduğunu anlatıyor. Mesela abdest namaz için gerekli. Namazı namaz eden şeylerden biridir. Mesela abdestsiz namaz, namaz olmaz. Akimussala olmaz yani. Abdest alacaksınız. Artı bir vakit girecek. Yani ne vakit, hangi vakti namazı kılıyorsunuz? Sabah vakti. O vakit olacak. O vakitte olacaksın. Mesela şu vakitte sabah namazı kılamazsınız. Veya kıldığınız namazın adı sabah olmaz. Olmaz çünkü vakit sabah değildir. Sonra istikbali kıble, yani kıbleye yönelme söz konusudur. Çünkü kıblesiz de namaz, namaz olmaz. Artı kıyame duracaksınız. Niyet edeceksiniz. Artı rüküye varacaksınız. Artı secdeye varacaksınız. Artı Kur'an'dan kıraat edecek, okuyacaksınız. Yani o kıyam süresince Kur'an'dan okuyacaksınız. Nereye? En kolayında gelen. Ama Kur'an'dan okuyacaksınız yani. Başka şeyden okuyamazsınız. İşte bu bir rekat namazı tarif ediyor. Namazın erkanı diyoruz. Zaten bir şeyin erkanı o şeyi o şey yapan şeylere deniyor. Erkan öyle şeydir ki o olmazsa o şey olmaz. Namaz için bu tanımı tekrarlarsak, namaz için erken sayılan şeylerden birinin olmaması halinde namaz namaz olmaz. Mesela kıbleye yönelmezseniz namaz namaz olmaz. O zaman kıbleye yönelmek namazın erkanındandır. Kur'an'dan kıraat etmezseniz, yani Kur'an'dan okumazsanız namaz namaz olmaz. O zaman Kur'an'dan okumak kıyamda namazın erkanındandır. Abdestli olmazsanız namaz namaz olmaz. O zaman abdestli olmak namazın rükünlerinden yani erkanındandır. Efendim kıyam olmazsa namaz namaz olmaz. O zaman kıyam namazın erkanındandır. Sücud olmazsa, rükû olmazsa o ilerdir. Yani böyle anlaşılır. Mesela el bağlasanız da bağlamasanız da, elinizi şöyle de bağlasanız, böyle de bağlasanız, böyle de tutsanız kadınlar gibi veya salsanız namaz namaz olur. O zaman eli şu şekilde bağlamak veya bağlamamak, şurada veya burada bağlamak namazın erkanıyla alakalı şeydir. Yani o olsa da namaz namaz oluyor,
olmasa da namaz yine namaz oluyor. İse bu durumdaki şeylere, yani bu vasfı haiz hareketlere örneğin namazın erkanı denmez, füruatı denilir. Teferruat. Tamam. Her ibadetin böyle kendine mahsus, her amelin bir rüknü var. Yani mutlaka yapılması gereken unsurları var, yerine getirilmesi gereken. Bir de yapılmasa da olur. Evet, ideoloji ile ilgili son bilgilerimizi o çizmeye çalıştığımız tablodan vermeye çalışalım. Metot, çareler, çarelerin tatbik metodu, akideyi yayma metodu, akideyi koruma metodu diye dört şubeden oluşur demiş idik. Akide nedir? Akit, Arapça sözleşme demek. İslam'da akide müennes sırasıyla söylenmesine rağmen Allah'la kul arasında yapılan sözleşme anlamına geliyor. Yani İslam akidesi denildiğinde tevhid anlaşılıyor, Allah'ın sıfatları anlaşılıyor, Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğu anlaşılıyor, öldükten sonra dirilme ve hesaba çekilme anlaşılıyor, cennet ve cehennemin varlığı anlaşılıyor, daha evvel de peygamberler ve kitaplar gönderildiği anlaşılıyor, değil mi? Yani ya eyyühellezine amenü, ey emin olanlar diye hitap eden, böyle başlayan ayet, neden, nelerden emin olanlar diye sıralanmaya başlandığında işte Allah'tan başka ilah bulunmadığından emin olanlar. Yani yalnız Allah'ın olduğundan emin olanlar. Artı Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğundan emin olanlar. Daha önce de peygamberler ve kitaplar gönderildiğinden emin olanlar. Öldükten sonra diriltileceğinden, yeni bir hayata başlayacağından ve hesaba çekileceğinden emin olanlar. Cennet ve cehennemin varlığından emin olanlar. Azap ve mükafatın varlığından emin olanlar, gaybı Allah'ın bildiğinden emin olanlar, rızkın Allah'ın üzerine olduğundan emin olanlar, ecelin Allah tarafından tayin edildiğinden emin olanlar, eşyaya özelliklerini yalnızca Allah'ın verdiğinden ve o özelliklerine tabi olarak eşyanın varlığını sürdürdüğünden emin olanlar, dilediği zaman Allah eşyaya verdiği özellikleri ancak yine kendisi kaldırır, bundan emin olanlar, yani temel inanca taalluk eden, inanç temellerine taalluk eden neler var ise Kur'an'da, onların doğruluğundan emin olanlar, bunlara mümin deniliyor. Bunlara emin olanlar, yani mümin inananlar deniliyor. Bunlara biz İslam akidesi diyoruz. Yani temel sözleşmede bulunan şartları, inanç şartları, emin olması gereken hususlar. Bu İslam akidesini koruma metodu var, bir de yayma metodu var. Yayma metodu emri bil maruf, nehyanil münker ve cihattır. Yayma metodu. Cihat ne demektir? İster istemez tanımlarına geçmek zorunluluğu duyuluyor. Zira küfürle İslam arasındaki engelin kaldırılma çalışmasıdır cihat. Yani elinde kılıç sağa sola savurmak demek değildir veya yalnız bu şekilde anlamak, onu çok kısırlaştırmak, onun manasını çok dar bir alana hapsetmek sonucu çıkarır ki bu asla yanlış değildir. Yani İslam Allah'ın bildirdiğine uygun olarak Allah'ın kullarına iletilmek zorundadır. Kabul eder, etmez insanlar ayrı bir konu ama o kendisince kabul edilen kimse tarafından başkalarına duyurulmak, anlatılmak zorundadır. Yaşanarak ve söylenerek. Bunun yapılmasına engel çıkaranlar olabilir. Yani örneğin biz Alman halkına da, Yunan halkına da Allah'ın tebliğini duyurmak zorundayız. Bununla mükellefiz. Nereye gücümüz yetersin? Cihadı tekrar tanımlar mısınız? Tabii. Bunu yaparken önünüze engel çıkarıyor. Ne yapıyor? Mesela İslam'ın anlatımını engelliyor. Ceza koyuyor, öte yapıyor, beri yapıyor veya sizi hudut dışı yapıyor, bilmem ne yapıyor. İşte bu engeli kaldırmak için cehd sarf etmeye cihat denir. Yani halkın basitçe anladığı gibi savaş demek değildir cihat. Savaşın da içinde bulunduğu
tüm gayretleri göstermen demektir. Anlatabiliyor muyum? Mesela hani şu halk arasında çok yaygın işte büyük küçük cihattan geldik, asıl büyük cihada dönüyoruz bilmem ne filan var ya. Yani onun anlamı çok çarpık anlaşılıyor. Doğru gerçekte. Yani o da cihadın bir cüz'ü. Yani savaş, örneğin Bedir Savaşı, cehd, azami gayret sarf etmenin bir parçası o. Hepsi değil. Mesela savaş bitti, tamam düşmana yenildin veya o seni yenildi, her neyse sen mi yendin. Bitti işte, o Bedir bir gün sürmüş. Ondan sonra gayret göstermen sona mı eriyor? Hayır. Her an Allah'a tabi olmak, ona teslimiyetini sürdürmek, Allah'ın kullarına iyi davranmak, bilmeyenlere İslam'ı iletmeye çalışmak, hep kılıçla iletilmiyor, dil ile iletiliyor. Yani peygamber de, İslam kılıçla yayılmış bir din değil. Çok az yerde, yani kılıç İslam'ın yayılmasında büyük rol oynamış da değil. Çünkü kılıcın başarılı olduğu yerde İslam kabul edilecek diye İslam'ın bir kuralı yok. İkraha fiddin diyor. Yani zapt ediyorsunuz filan yeri, o engeli kılıçla kaldırıyorsunuz ama oranın insanını İslam olmaya zorlayamıyorsunuz. Yani dininiz size bu yetkiyi vermemiş. Ve dinlerinin olduğu gibi bırakıyorsunuz kiliselerinde, sinagoglarında, ibadethanelerinde ibadet etmelerine ses çıkarma yetkisi vermemiş. O zaman İslam kılıçla yayıldı demek mümkün mü? Kılıçla yayılan ne yapar? Kılıcının hükmünü, hakkını alıp dinini de kabul ettirene kadar sallamaya devam eder kılıcını. Ama yok. Yani karşı konulmayı kaldırana kadar kılıç işliyor. Ondan sonra kılıç, işi bitiyor kılıç. Dikkat edersiniz. Öyle değil mi? Çok önemli bir şey bu yani. Çok yanlış algılanıyor. Ve mesela bakın Malaya, Malezya, İndonezya bilmem yani dünyanın birçok yerinde hiç tüccarlar yayınlar. Tüccarlar kılıçla mı gezerler böyle? Mal götürür satarlar yani. Tüccarın kılıçla ne işi var? Yani insanların Müslüman olmasında kılıcın rolü yok. Kılıç, İslam'ın kendisine iletileceği toplumlar ile İslam arasına konulan engelin kaldırılmasında rol oynuyor. Yani zor dikiliyor karşımıza, siz de zoru zorla söküyorsunuz, zor başka şeyle sökülmüyor. Değil mi? O kadar. Bilmem anlatabildim mi? Yani bu şekilde bir tanım sanıyorum, pek rastladığınızda bir tanım olmasa gerek. Evet, akideyi yayma metodu onu emri bil maruf nehy-i anil münker yapma ve yayılmasının önüne çıkan engeli de kaldırmaya çalışma parantez içinde yani cihat. Akideyi koruma metoduna gelince akideyi fitne sonucu, akide zaten bozulacak, çürüyecek bir akide değil. İslam akidesi eşyanın tabiatına uygun bir akide. Fakat bozgunculuk yaparak, yeryüzünde bozgunculuk yaparak insanların zihinlerini bulandıranlar ve sonuçta insanları akidelerini de bozmaya yönlenenlerin etlafı, yani yeryüzünü ifsad edenlerin yok edilmesi, akideyi korumada Müslümanları nezdinde İslam'ı küçük düşürmeye yönelmek, örneğin şu Salman Rushdie'nin yaptığı çok bariz bir örnektir. Allah rahmet eylesin, Hümeyni fetvası da çok yerinde bir fetva. Zira adam bir gerçekten filan bahsetmiş değildir. Kitabıyla ilgili bildiğiniz var mı? Burada yayınlandı mı? Okuyanınız oldu mu? Biliyor musunuz? Yani ben kısaca bahsedeyim mi? Şimdi adam bir roman yazıyor. Yazabilir isteyen, istediği romanı yazabilir ama o romanda sizi konu edinip, sizin hayatınızı, sizin gerçeğinizle uzaktan yakından alakası olmayan unsurlarla doldurup cümle aleme öyle takdim edemez. Hiç kimsenin söylemediği, yazmadığı şeyler söylüyor. Adam uyduruyor kafasından, Muhammed Mekke'de sabahtan akşama genel evleri gezip duran bir adam.
Muhammed'in hanımları genel olarak evlerde çalışan kadınlar. Düşünebiliyor musunuz? Ve hanımlarını eliyle satıyor. Öyle gösteriyor kitabın. Şimdi sen iyice caminin bilmem mihrabını da minaresini de bilmem nesini de bırakmış duvarını ta neresine ne eder hale gelmiş. Ne demek ya sen belanı mı arıyorsun? Şu yazdıkların, şu söylediklerin, yani bu konuyla uzaktan yakından alakası ne? Düpedüz kaşınıyorsun sen. Hem de ölümüne kaşınıyorsun. Afiyet olsun. Ölmekten de beter oldu. İyi ki öldürmediler. Yani şimdi o her gün ölüyor. Her dakika, her saniye ölüyor. Öldürseler bir kere ölür. Hiç öldürmeseler daha iyi bence. Ölen ne kadar, onun kadar çok ölen bir adam yeryüzünde bilmiyorum. Olur mu? Bu kadar berbatlık pes ya. Ne istiyorsun? Sen roman yazacaksın, benim hayatımı insanların gözünde iki paralık edeceksin. Üstelik de Muhammed Aleyhisselam 1 milyar insanın gözünde Allah'ın elçisi olarak bilinen bir adam. Kaldı ki sıradan bir insana bile bunca hakaretleri yapmayın. O insanı insanların gözünde bu kadar düşürmeyin, adi göstermeyin. Hakkını kimse kimseye vermez. Sen nereden alıyorsun bunu? Pislik herif. Bu bunun efendim yasak olmasın. İyi vallahi. Ne ala yani herkes aklına eseni yazsın, yapsın, çatsın. Bundan sonra yasak olmuyor. Peki niye benim seni öldürmem yasak o zaman? Ben de seni öldüreyim, ona da yasak olmasın. Şurayı adamların elinden alalım, ona da yasak olmasın. Almanya'dan Almanları kovalayalım, ona da yasak olmasın. Olur mu yahu? Öyle yani bu yasak olmasın, bir sana da olmasın. Almanlara da yasak olmasın, o zaman onlar da bizi kovalar. Kim gücü gücü yeter. Ortalık nereye, neye döner? Değil mi? Evet. 3. ve metotla ilgili söyleyeceklerimiz de peyce kısa. Zaten yukarıda da nispeten başka vesilelerle bahsettik. Düşünce, yani fikir karşılığı kullanıyoruz. Herhangi bir şeye taalluk eden hükümdür diyorum. Metot ise o hükmün uygulanabilirliğini gösteren, uygulanabilirliğini gösteren şeydir. Uygulama yoludur. Bu kadar bir tanımla ittifa ediyoruz. Siyaset kavramı üzerinde hemen her gün durulduğu halde pek gerçeği kavranmış bir kavram değil. Arapça işte bu kelime bildiğiniz gibi seyis kelimesi de kullanılır Türkçe'de biliyorsunuz. Atı at olmaya hazırlayan, o şekilde terbiye eden, yani attan umulan, attan beklenilen şeyi elde etmeyi sağlayacak şekilde atı terbiye eden, atı besleyen, ata bakan, tımar eden, koşturan, antrenman yaptıran, terini kurulayan, kaşağılayan falan yani ve ilahir neler gerekiyorsa yani hepsi. Bunu yapan kimseye, bunu yapmayı iş edinen kimseye seyis deniliyor. Buradan hareketle, bu kelime manasına hareketle insanların insanca yaşamaları için gereken şeyleri, düşünceleri serdetmek, uygulamaları, metotları bulmakla meşgul olma işine de siyaset denilmiş kısaca. Bununla uğraşanlara da siyasi, siyasetçi deniliyor. Siyaset insanları yönetmek, yönlendirmek ilmidir diye de tanımlanıyor. Tabii neyle insanlar yönetilir, yönlendirilir? Kimisi çıkıyor, insanın en iyi insan olabilmesi için, en olgun insan olabilmesi için işte Marksist teoriye göre işte maddeden başka bir şeyin varlığını kabul etmemesi, işte feodalite, arkasından kapitalizm, sonra sosyalizm, ondan sonra komünizm dönemini kabul etmesi, yani bu sürecin bu şekilde olduğunu kabul etmesi gerekiyor diyorlar.
mülkiyet diye bir şey söz konusu değilmiş. Kamu mülkiyeti diye, ortak mülkiyet diye bir mülkiyet var. Her şey devletin arkasından toplum olgunlaşmıyor da devlete de gerek kalmayacak. Sonuçta komün denilen yaşam birimleri, yani köyler bir arada yaşayanak isteyen insanlara meydana getirdiği birliklere komün deniyor. İşte öyle derdi. Böyle düşünürse, bu gerçekleştirilmeye çalışılırsa ancak siyaset yapılmış olur. Asıl siyaset budur. Marx dünya görüşü. Biz Müslümanlar farklı düşünüyoruz. Kapitalist, demokrat, laikler farklı düşünüyoruz. Yani Allah'ı ve onun sözlerini, emir ve nehirlerini hayatınıza karıştırmayın da, hayatınızı onunla düzenlemeyin de, neyle düzenlerseniz düzenleyin. Bildiğiniz gibi yaşayın. Yani hevalarınızın ekseriyetinin kalkan parmaklara göre doğru dediğini doğru bilin. Eğri dediğini eğri bilin. Şeklinde yaşamak, işte asıl insanın insanca yaşaması, insan hakları, cevapları falan filan olması için yeterli. Bundan daha üstün düşünce yok diyenler hala bangı bangı bağırırlar dünyada. Biz Müslümanlar da insanı yaratanın göndereceği düzene tabi olmakla insanın insanca yaşamasının ancak mümkün olacağı düşüncesine sahibiz. Dolayısıyla hevasına teslim olanlar olmakla değil, Allah'ın gönderdiklerine teslim olmakla, onları üstün bilmekle, onlara uymakla ancak fıtratımıza uygun, yaşayan tabiatına uygun bir yaşam sürdüreceğimizi bence yaşıyoruz. Ve bunun için çalışıyoruz. Dolayısıyla siyasetimizin temelini de metotlarında İslamlaştırıyor. Nasıl laik kapitalistler ikili, laiklik ve kapitalist ilkeler oluşturuyorsa. Değil mi? Artık Marksizmi tekrar tekrar söylemeye lüzum yok. Yani buharlaştı, dünyadan yok oldu, bitti artık. Evet. Bunlarla ilgili daha geniş bilgiler hakkında da İktibas Dergisi'nin muhtelif sayılarına başvurularak geniş geniş konuların anlatıldığı kavramlar yazıları enine boyuna okunursa bizim burada işi daha kısa tutmamız da kolaylaşır. Doğru düşünme metodu başlığıyla üzerinde duracağımız bir diğer konuya geldik. Doğru düşünebilmek ne demek? Ne hakkında düşünüyorsunuz? Örneğin şu şey hakkında, yani şu varlık hakkında. Eşyayı tarif etmiştik, hatırlıyorsunuz. Bu şeyi gerçeğiyle ilgili ne kadar sağlıklı bilgi elde ederse, bu şeyle ilgili sabit bilgileri ne kadar yerli yerince değerlendirirseniz, hastalıksız bir muhakeme, bir dima ne kadar devrede olur ve elinizdeki malumatı, algılamaları sabit bilgiyle birleştirirse, bu şeye taalluk eden doğru bilgiler üretmeniz, doğru hükümler vermeniz o kadar mümkün olur. Doğru düşünememek bir, bundan habersiz olmanın sonucudur. İki, yanlış algılamaların sonucudur. Yanlış haber almanın, yanlış eski bilgileri, başka şeyle ilgili bilgileri başka şeyle karıştırmanın, başka yerde kullanmanın sonucu olur. Muhakemenin doğru yapılmaması, mukayesenin doğru yapılmamasının sonucu olabilir. Evet, kısaca doğru düşünme için mutlaka şeyi iyi algılamak, şeye taalluk eden gerçekleri iyi tespit etmek, gerçeğine uygun olarak tespit etmek. Ki bu doğru tespittir. Muhakemeyi, mukayeseyi sağlıklı yapmak ve hakkında hüküm vereceğimiz, mütala beyan edeceğimiz şeyle ilgili eski bilgiyi de yerli yerince, yeterince kullanmakla ancak mümkün olur. Bu yolu takip etmek de doğru düşünmenin metodu diye adlandırılır. Davranışların değer ölçüleri başlıklı bir genel başlık koyduk. Bu başlıktan anlaşılması gereken şey şu. Dünya görüşlerinin kendilerine mahsus değer ölçüleri vardır. Yani
davranışlarını değerli kılan adı üstünde ya da değersiz kılan ölçüleri vardır. Mesela Marksizme göre bir davranışın değerli olabilmesi ya da sayılabilmesi için o davranışın maddenin tabiatında saklı bulunan çelişkileri hızlandırıcı olması gerekir. Bu vasfı, bu sıfatı haiz ise bir davranış, o davranış o nispetle, yani bu sıfatı haiz olması nispetinde değerli sayılır. Bu vasfı haiz olmayan, bu özelliği taşımayan davranışlar değersiz davranışlardır, boş davranışlardır. Arapçasıyla söylersek nafile davranışlardır. Nafile boş anlamına da gelir ya. Yani. Kapitalizme göre, yani kapitalist dünya görüşüne göre, yani demokratik kapitalist dünya görüşüne göre davranışları değerli kılan bir tek şey vardır. O da sonucunda doğurduğu, davranış sahibine kazandırdığı çıkardır. Çıkar diye ifade ettikleri menfaat yani. Herhangi bir davranış sahibine çıkar sağlıyorsa, o davranış sahibi açısından değerli davranıştır. Başkaları açısından da beğenilecek davranıştır. Adam çıkarmıyor değil. Yani menfaatini biliyor, menfaat için çalışıyor. Hiç boşa çalışmaz. Yani karavanası yok yani, attığını vurur. Anlamında hani Türkçe. Kapitalist dünya görüşüne göre varsa yoksa elde edilen menfaat vardır. Yani bütün değerler onlar. Başka değer onlar için söz konusu değildir. İslam'da ise bir davranışı değerli kılan tek şey vardır, Allah rızasıdır. Eğer herhangi bir davranış, kadından erkekten, yaşlıdan gençten, kimden sadır olursa olsun, Allah rızası kazandırıyorsa o davranışın sahibine, o davranış değerlidir. Yoksa anlamsız bir davranıştır. En azından, en ucuz tarife ile anlamsızdır. Daha da öteye, mesela davranış Allah'ın gazabını kazandırıcı bir davranışsa adam ateş kazanıyor demek. Hani Peygamber diyor ya, hakkı olmadığı halde ben bir kimseye hak vermişsem, hak vermedim, cehennemden bir avuç ateş verdim diyor. Şimdi ateş kazanmak da mı kazanır? Olmaz. Yani İslam'da Müslümanlar siyasi, ekonomik, içtimai, ailevi her türlü davranışlarında bu ana ölçüyü yitirmemek zorunda. Dikkat edin, bakın, bakıyorsunuz ya niye böyle yapıyorum? Tanrım ya, ben Fatih'imiz oldum, ben ne yapar işte bize biraz daha işte şöyle iki imam hatip daha açarız, beş Kur'an'ımızı daha dikeriz. Güzel ama sonuçta sen imandan vazgeçiyorsun, herife oy veriyorsun. Yani nasıl olacak peki, Allah'a bu verdiğin oyun hesabını nasıl vereceksin? Hiç, umurunda değil yani. Aslında şaşkın ördeğe dönmüş, yani çıkarcılaşmış bu adam. O adam İslami ölçüyü yitirmiş. İslami ölçülere göre davranan kimse, hiçbir hareketinde Allah rızası hedefini tutturmaktan asla vazgeçmez. Zaten vazgeçiyorsa, İslam'dan vazgeçiyor demektir. Öyle değil mi? Yani Müslüman yaptığı her davranışından Allah rızası gerçekleştirmeye çalışmalı. %100 bundan emin olacak halimiz yok tabii. Yani çünkü Allah'tan bize her davranışımızla ilgili bir cevap, yani kabul oldu, onaylandı diye bir cevap gelmiyor. Yani Allah sünnetinde böyle bir şey yok. Ama biz şunu biliyoruz. Yap dediği şeyleri yaparsan, şekline uygun olarak da, yani yap dediği, yapmamızı istediği şekle uygun olarak da yaparsak, başka da bir amacımız olmazsa, yani bunu yaparken sana şirin görünmek, buna güzel görünmek, öbürünün takdirini kazanmak, belkinin alkışını almak değil, Rabbim Allah benden razı olsun yeter düşüncesiyle, ihlasla deniyor buna. Yapıyorsak bitti, Allah razı olur, niye olmasın? Ama o şeyleri yapıyor, görünüyor fakat amacınız başkaysa, yani görünürde onları yapıyorsunuz. Doğru, ilk bakışta anlaşılmazlar. Ama arkasından bunu menfaate çevirmek istiyorsunuz. Yani onun için yapıyorsanız. Efendim, insanlara şirin görünmek için, iyi desinler diye yapıyorsanız, sonuçta insanlar size iyi der ama Allah'ın iyi diyeceğini hiç sanmıyorum. Halbuki insan hesabını Allah'la tutturmaya bakmalı. Kullarıyla tutmuş, tutmamış hiç önemli değil. Niye? Bir,
Bu dünyada insanın sana verse ne verecek, vermese ne verecek yani? Kaşık da verir, sapıyla da gözünü çıkarır. Ama Rabbimiz Allah öyle değil. Her şeyimizi O veriyor zaten. Ahirette insanları sorgulayacak olan insanlar değil Allah. Öyleyse biz ona göre hesabı tutturalım. Yani onun hesaba çekeceğine göre hesabımızı tutalım ki hesabımız tutsun. O hesaba çekildiğimiz, hesabımıza bakıldığı günde hesabımız tutsun. Yoksa tutmaz, tutmayınca da iş yamaz. Azap karşımızda. O kadar. Bu bakımdan yani ideolojilerin, dünya görüşlerinin yani üç ana ideoloji var zaten. Bir Marksist, bir laik, kapitalist, demokratik dünya görüşü. Bir üç İslam. Marksizmde amellerin ölçüsü maddenin tekamülünü yani olgunlaşmasını sağlayıcılık aramış. Bir davranış bu vasfı haiz olduğu oranda değerlidir. Kapitalizm siyaset biz dedik ki insanların yönetilmesi ve yönlendirilmesiyle ilgilenmektir. Çok genel bir tanımdır bu. Bunun Marksizme göre yapılması, Marksist düşünce ve metodu içerirse, bu isimle anılır. Laik, demokratik anlayışa göre yapılırsa, batılı tarz siyaset yapılmış olur. İslam'ın koyduğu kurallara göre yapılırsa da İslami olur. İslam, yalnız kendisini mutlak doğru saydığı, doğruların tümünün kendisinde bulunduğu inancını taşıyan ya da mensuplarına bu inancı taşıttırmak isteyen dünya görüşü olduğu için, din olduğu için kendisini kendi içinde bütün ve tam sayan, eksiği bulunmayan, dolayısıyla da tamamlanma ihtiyacı duymayan bir dünya görüşü olduğu için düşünce ve metodu kendisindendir, Allah'tan bildirilmiştir ve kendisinde mevcuttur. Bu itibarla Müslüman siyasi amaçlarını vahiy istikametinde tespit ederken o amaçlara ulaşma yolunu da yine vahyin ve o vahyin uygulayıcısı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hareket tarzına bakarak ki o da zaten vahye bakarak yapıyor bu işi öyle tespit edebilir yoksa hevasıyla duruyor. Örneğin çok canlı bir Mekke döneminden bu konuya taalluk eden örnek vermek istiyorum bu konuda. Kureyşliler peygamber diyorlar ki, yani Mekkeliler, sen diyorlar sülalesini tanıdığımız, ailesini tanıdığımız, işte şahsiyetli, beğendiğimiz, sevdiğimiz, ileri gelen sülalelerimizden birisinin çocuğusun. Seni seviyoruz, akıllı da birisin. İyi de bir insansın ha. Ama bu işte seni anlayamıyoruz. Bu iş diye kastettikleri İslam işi. Yani ona vahiy geldikten sonraki işler. Neden? Sen kavmin, kabileyin yani bizlerin, şu toplumun ileri gelenleri olan bizler dururken, bizlerle anlaşmak, uzlaşmak ve bizleri yanına almak dururken hiç bunu düşünmüyor, böyle hareket etmiyor. Gidiyor dört delikanlı, altı köleyle düşüp kalkıyorsun. Senin gibi akıllı bir insana, şerefli bir insana, tanınmış bir aileye nasip bir insana, biz bunu doğrusu hiç yakıştırmıyoruz. Yani şu yaptığın iş mi yani? Hiç akıllılık mı kaldı ki? Sen akıllı bir adamsın ama şu işin akıllılığına bağdaşmıyor. Şimdi onlar ne diyorlar? Muhammed'e yaptıkları teklif bu. Yani aslında yeni bir şey getirdiğin falan yok senin. Yani biz Allah'ı bilmiyor muyuz? Sen bizi neye çağırıyorsun? Boş şeyler söyleme. Ama madem ki davandan vazgeçmiyorsun, gel. Kureyş'te ikilik çıktı denmesine son verelim. Ne yapalım? Bir gün senin Allah'ına tutalım, bir gün de bizim putlara tutalım. Dolayısıyla toplum bu iş üzerinde bir konsensüs, bir anlaşma sağlasın. Hı? Ve yani ele güne karşı ayıp oluyor yani. Kureyş'in namı var, şanı var, şerefi var. Ekip olarak oluyoruz senin yüzünden. Onların umduğu şey bu. Yani biz bak bu kadar ekseriyeti teşkil ediyoruz. Ezici çoğunluk bizden yana. Bütün yıllık gelenler bizden yana. Senin yanında kim var? İşte Ebu Bekir var. Daha Ömer de yok. Yani daha
namaza falan yok biliyorsunuz. Ondan sonra dört köleyle altı tane yani delikanlı var. Onlar da zaten kim adam yönüne sayıyor ki? Bak biz ne kadar da ganiyiz yani, cömertiz. Sana %50 50-50 ortaklık teklif ediyoruz. Yani artık azıcık aklın varsa buna yanaş, yanaşırsın demeye getiriyor. Şimdi burada peygamber ne yapmalı? Yani kim istemez ki davasına yanlış veya doğru, hak veya batıl davasına içinde yaşadığı toplumun ileri gelenleri sahiplenmesin. Kim istemez bunu? Herkes ister ki sahiplensin. Değil mi? Ben buraya geldiğimde işte dört işçi, beş talebe değil de efendim Alman başbakanından bilmem ne, Baden-Gutenberg eyaletinin bilmem bu eyalet varisi de gelsin, başbakanı da gelsin. Kim hoşlanmaz bundan? Ama adam bedelsiz gelmiyor ki. Yani sizinle uzlaşma istiyor. Sizin iddialarınızdan bir kısmının, ki tümünün hak olduğuna inandığınız iddialarınızdan bir kısmının kısmından vazgeçmeniz mukabil gelir. O zaman gelme daha iyi. Dört işçiyle beş talebe benim başımın üstünde yeri var. Senin de hiçbir yerde yerin yok benim nazarımda. Demek durumunda bırakıyor seni. Ucuza gelmiyor. Yani ver imanını, vereyim parayı. Geleyim ama iddiandan vazgeç de geleyim. Kureyş de Muhammed'in yanında olacak ya da Muhammed'i kendi yanında sayacak ama Muhammed'i iddiasından vazgeçirecek. Hani bir tek Allah vardı. Şimdi uzlaşsa Muhammed peki öyle dese. Ne diyecekler bu sefer? Yarın dönüp, bak söz verdik böyle anlaştık böyle gitsin demezler. Yarın bak işte adama biraz rüşvet verin, gel biz de yanına geleceğiz dedik. Hani tek Allah vardı, bak putlarını kabul etti. Demek ki biraz daha üstüne gitsek bu adamın Allah'tan tümden vazgeçecek diyecekler. İki paralık ederler. Doğrusu da bu. Yani taviz verirsen tavizin sonu gelmez. Yani adam şu kadar aldım yeter diye geçip gitmez. Bırakmaz seni. Yani iyice bitirene kadar iflahını sökersin. Kesin. Öyle ya, madem bir Allah var o zaman bir Allah'tan vazgeçilir mi? Ne olur? Hiçbir şey olur. Ne vazgeçilmez? Zaten gelen ayet, yani bir ayette diyor ki seni sağlamlaştırmasaydık az daha onlara meyledecekti. Nasıl sağlamlaştırdı Allah? Diyor ki kul ya eyyuhel kafirun. De ki kafirlere, la abudu ma tabudu. Ben sizin taptıklarınıza tapmıyorum. Açık açık, hiç. Bir daha söyle. Evet. Ondan sonra sizler de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Bu bir durum tespiti. Yani şu anda durum bu. Yani artı, şunu da bilin ki, ben ekliyorum. Yani araya. Şunu da bilin ki, ben bugüne kadar nasıl sizin taptıklarınızı tapmadıysam, tapmıyorsam bundan sonra da tapmayacağım. Aklınızdan böyle bir şey hiç geçirmeyin. Hiç ummayın. Yani kesin tavrını koy diyor Allah. Bu tavrı koy. Bugüne kadar tapmadım sizin tapınağınızı. Bundan sonra da ummayın ki tapar. Tövbe. Yok. Hiç. Saçınızın kılı kalıp bir ihtimal dahi varsa çıkarın aklınızdan. Tapmam. Niye? Tapılacak şeyler değil mi? Siz de öyle bir tavır sergiliyorsunuz ki bugüne kadar benim taptığımı Allah'a tapmadığınız gibi bundan sonra da tapacağınıza dair bana bir ümit, bir şey, bir ışık yakmıyorsunuz yani. Bildiğiniz okumaya devam ediyorsunuz. Yani siz de taptıklarınıza tapmaya devam edeceksiniz. Haliniz onu gösteriyor. E öyleyse, açıklama koyalım genelde. Öyleyse, lekum dinikum öyle değil. Yani siz taptıklarınıza tapıp duracaksınız. Ben de bilin ki taptığıma tapacağım. Bu kadar. Sizin dininiz sizin, ben bilirim. Şimdi bu kadar net bir şekilde Muhammed'i konuşturunca artık kimsenin Muhammed'den bir şey umacak, yani ona şöyle girsek acaba şey yapar mı, yanaşır mı, buradan versek biraz daha rüşvet ve versek yaklaşır mı diye umudu kalmıyor. İnsan kendini netleştirirse karşı taraflarına karşı netleşiyor. Dikkat ediyorum mesela bu cümleden olarak. Benim tavrım çok net olduğu için 35 yıllık siyasi hayatımda hiçbir gün mesela partiler bana adaylık teklif etmediler. Müslüman Ötesi, Berisi, yani bizim partimizden aday olur musun? Hiç. Yani Müslüman bilineni bile. Yani Refah Partisi'nin insanı, Ahmet Partisi. Asla. O kadar net bir şekilde ortada ki tavrım.
Birçok arkadaş ya diyor, biz de senin gibi düşünüyoruz ama diyor, bize teklif ettiler diyor. Diyorum siz öyle diyorsunuz ama dışarı vurmuyorsunuz. Bunu vurmadınız. Şimdi adam umuyor. Yani görücü gönderiyor, sen hayır demiyorsun. Yani görücünün ümidini kesmiyorsun. O zaman ne yapacak görücü? Senin onda gönlün var sanacak, duracak yani. Bu öyle değil mi? Ama kesin tavır ortaya koysan ne yapacak? Umudunu keser, başka kapıya bakar. Sen umudunu kestirmiyorsun ki. Yani her gelene gülümsüyorsun. Her gelene gülümseyince herkes de senden umutlanıyor. Değil mi? O zaman neyse tavrın kesin şekilde ortaya koy. Ne olması gerekiyor? O şekilde davran. İşte bu ayet, bu sure gelene kadar yani peygamber Allah da söylüyor yani seni sağlamlaştırmasaydık az daha onlara meyledecektin demek. Ne demek? Yani hakikaten sana hoş geliyordu onların teklifleri. Gelmez mi yani bütün bir kabile, bütün bir şehir yani taş kökünden sökülüyor yani ana problem, ana engel aşılıyor. Kureyş geldi mi zaten Arap yarımadasındaki o bedevi kabileler falan kaç kuruş onlar, tonu kaç kuruş. Herkesin gözü de büyük olan Kureyş. Mekke. Ne varsa niye büyüdüyse işte tarih içerisinde öyle. Yani Kureyş evet dedi onlar bitti. Yani bunlar dünden evettir. Herkesin gözü Kureyş'ti. Kureyş'in de ulularında. Kureyş bu avantajını kullanıyor. Yani onu rüşvet olarak kullanıyor. Bizi yanında görmek istemez misin? İstemez olur mu? İster de çok bedel istiyorsunuz birader. Yani ne bedel? Adamın getirdiği dinin yarısından vazgeçmesini istiyorsunuz. O zaman ne anladık bu işten? Neyin üzerinde birleşmiş oluyor? O zaman adam peygamberliği neyin peygamberliğine dönecek? Yani düşünce ve metodun kısaca mutlaka aynı cinsten olması zorunluluğu var. Hele hele söz konusu olan İslam'sa. Diğer ideolojilerde de öyle. İslami metotla laik düşünceyi iktidara getiremezsiniz. Laik düşünce ile düşünceyi İslami metotla iktidara getiremediğiniz gibi İslami düşünceyi de örneğin bir laik metotla veya Marksist metotla iktidara getiremezsiniz. Şimdi Türkiye'de yapılan ya da yapılmaya çalışılan hemen bütün Müslümanlar bizim gibiler hariç demokratik yöntemlerle İslami düşünceyi iktidara getirme çabasındalar. Yani Refah'ın, Milli Selamet Partisi daha yeni kurulacaklar ötesi böyle. Olmaz mı? Mümkün değil, olmaz. Kabil değil. Yani İslam iktidara gelmez. İktidara bir şey gelir ama gelen İslam olmaz. Yani mesela alkolle yıkayamazsın. Yani alkol necis olarak tanımlanıyor. Şimdi taharetleneceksiniz. Tamam. Neyle? Pis olan şeyle taharetlenir mi? Hayır. Pis olanla taharetlendim de sen yıkansanız, alkolle yıkansanız. Mesela deposunu alkol doldursanız ve işte sabunu, mabunu filan köpürtmeye kalksanız. Bu İslami açıdan bu yıkanma değil. Çünkü dinin necis olarak tanımladığı bir şeyle siz tahir, yani temiz olduğunuzu sanıyorsunuz. Olur mu? Olmaz. İslami bir düşüncede demokratik bir yöntemle iktidara gelmez. Asla. Çünkü demokratik yöntem İslami düşüncede İslamilik vasfı bırakmaz. Onu yer, çürütür, bitirir. Medine vesikasını örnek verebilir miyiz bu konuda? Efendim Medine vesikası da zaten çok yanlış olarak üzerinde durulan, saptırılmaya çalışılan, neredeyse 3-5 müstamel solcunun gözüne girmek için eğilip bükülen bir vesika haline getirildi. Maalesef adını vermek istemiyorum ama bazı zavallı Müslümanlar tarafından. Bu sayıda da bu konuyu bitirmeye çalıştım. Medine vesikasının tamamını alıntıladım buraya. Asla o vesikanın çoğulcu bir toplum vesikası olmadığı başından sonuna kadar tüm maddelerinde yazıyor. Özellikle birinci ve ikinci maddesi bu sözleşmenin kimler için ve hangi şartlarda yapıldığı, bu kişilere, bu toplumun diğer toplumlardan farklı bir ümmet teşkil ettiği hasreten maddede vurgulanıyor. İkinci maddesi.
23. maddesinde bu anlaşmada bulunan maddeler üzerinde bir ihtilaf çıkar ise Allah'a ve Resulüne götürülecektir denmek suretiyle üstünlüğü İslam'da olduğu özellikle vurgulanmıyor. Nasıl olur da hakimiyetin İslam'da olduğu, neresine bakılsa görülecek bu anlaşma, çoğulcu bir toplum sözleşmesi sanılır, kabul edilir ki çoğulcu toplum sözleşmesinin ana özelliği de nedir? Üstünlüğün herhangi bir ideolojide olmaması, her şeye aynı derecede hak verme esasına dayalı ütopyadır zaten. Yani gerçekleşmişliği falan da yoktur. Olamaz. Olur mu öyle şey? Yani ipek böceği yaşayacak. Neyle yaşıyor? Allah nasıl yaratmış? Dut yaprağı yiyecek. Siz hem ipek böceğini yaşatacaksınız, hem dutun yapraklarını yaşatacaksınız. Yaşamaz. Yani dutun yapraklarını hiç vermeyeceksiniz ipek böceğine. İpek böceği ayva yer, nalları biter, ölür. Değil. İpek böceği yaşayacaksa dutun yaprakları yaşamayacak demektir. Çünkü dut yaşamak için ipek böceği yaprağıdır. Yani Allah onu ona bağımlı kılmış. Sen sünnetullahı değiştirmek istiyordun. Mümkün olsaydı herkes altın üstüne getirir, yeni bir Allah olur. Mümkün mü? Değil. Nasıl yaşayacağım? Münkerle marufu bir arada yaşatacaksın. Olmaz ki. Kur'an'daki İslam'ı tersine çeviriyorsun demek ki. Yani konulara da zaman zaman değiniriz ama yani dergiden daha yakından ve daha geniş olarak takip etmek de mümkün. Biz biraz uzattık galiba yine. Şimdi kısaca bir diğer başlık olarak davranış bozuklukları ve düşünce bozuklukları diye iki ayrı bozukluktan bahsediyoruz. Bozukluk derken kastımız şudur. Müslüman için bozukluk tanımı farklıdır. Marksist için örneğin bozukluk tanımı farklıdır. Şöyle, bir Marksist için Marksizme uygun olmayan düşünceyi Marksist genel yapı içerisinde bulundurmak Marksizme göre bozukluktur. O bozukluk o kişide tutarsızlık sonucu ortaya çıkarır. Müslüman için de her şeyinizin İslami olması, düşüncelerinizin kitaptan kaynaklanması, Kur'an'dan kaynaklanması gerekir. Ona uygun olması gerekir ki tutarlı olsun. Kendi içinde bir bütünlük arz etsin. O bütüne aykırı, İslami kökenli olmayan düşünceleriniz varsa, Marksist kökenli, demokratik kökenli, laik kökenli bilmem ne. İşte bu İslami bir kişi için, şahsiyet için kesinlikle düşünce bozukluğu. Bu bozukluğu gidermek zorundadır. Yoksa o kişilik sağlıklı bir şekilde çalışmaz. Yani İslami kişilik olarak çalışmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani mazotlu araba işte aleti, edevatı, ötesi, belisi farklıdır. Benzinli arabanın farklıdır. Benzinli arabaya enjektör takarsanız, gerçi enjektör lüksü de bulunmuştur o zamanlarda ama mazotlu arabanın çalışma esasına göre çalışmadığı için daha farklı çalışır. Yani ona uygun değildir. Mazotlu arabaların çalışma esası patlama, patlatarak yakılan mazotu patlatarak elde edilen enerjiyi aktarma organlarına göndererek çalışmaya dayalı. Benzinli motorlarda yanmadan meydana gelen enerjiyi aktarma organlarına vererek hareket sağlanıyor. O bakımdan kendi içinde tutarlı olması için mutlaka aynı ideoloji cinsinden düşüncelere sahip olması lazım. Farklı düşünce. Mesela bir Müslüman diyorsa ki ben Müslümanım ama laik olarak düşünüyorum. Bu kesinlikle esaslı bir bozuk düşüncedir. Yani düşüncedeki esaslı bozukluktur. Çünkü Müslüman ne demek?
Allah'ın emir ve nehilerine kısaca vahye teslim olan adamdır. Vahye teslim olan adam her işini vahiy ne diyorsa öyle yapacağım diyen adamdır. Peki bu adam ben layık bir Müslümanım diyorsa ne demiş oluyor? Ben Allah'a teslim oldum ama onu dinlemem. Gene bildiğimi okurum. Sen ne sap yiyip saman ediyorsun şimdi? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Yani söylediğim laf ne mana geliyor? Bir daha söyle bakayım, düşünerek söyle desen. Olur mu lan böyle şey? Yani hem Allah'a üstünlük tanıyorsun hem de ona metelik vermiyorsun. Bu nasıl üstünlük tanıma? Olur mu böyle şey? Olmaz. Bu esastaki bir düşünce bozukluğudur. Her zaman düşünce bozuklukları, davranış bozuklukları sonucunu doğurur. Ama davranış bozuklukları mutlaka hep düşünce bozukluklarından kaynaklanmaz. Düşüncesi doğrudur ama davranışı bozuktur. Ama o zaman şu eksiklik var demektir. Fikri doğru, yani kabul ettiği fikir, hak, İslami bir fikir. Ama onda mefhumlaşmamıştır. Delalet ettiği anlam akılca ikna olunmamış, kalpte onu tam tasdik etmediği için bütün davranışlar o taşıdığını söylediği fikre uygun sadır olmaz ondan. O zaman davranışları bozuktur deriz. Bozuk davranışlar sergiliyor deriz. Mesela doğru sözlü olmanın doğruluğunu kabul ediyor. Fakat bakıyorsunuz yalan söylüyor. Eğer böyle yapıyorsa bu o demek ki bu fikir onda mefhum haline gelmiş. Yani davranışa dönüşmüş, fikre mefhum diyoruz ya, gelmemiş. O zaman bu davranışın mutlaka değişmesi lazım. Değişmesi için de bozuk davranışın temellendiği fikrin mefhum haline dönüşmesi için çalışmalı bu insan. Yani onu düşünmeli, onu muhakeme etmeli ve sonuçta o yolla düzeleceğini, davranış bozukluğunu o yolla düzeltebileceğini bilmeli. Düşünce ve davranış bozuklukları özellikle bugün Müslümanlarda pek yaygın halde bulunuyor biliyorsunuz. Onun için de Müslümanım diyor, bakıyorsunuz Müslümandan başka her şeye benziyor da en az da Müslümana benziyor. O zaman tabii hiçbir ciddiyeti, hiçbir ağırlığı olmuyor diğer insanlar üzerinde. Yani tutarlı olmuyor ki. Kendine güveni teşekkür etmiyor. Kendine güvenmeyene başkası da güvenmiyor. Evet, bunlardan bu kadar bahsetmek yeterli. Fikri liderlik ana başlığı altında incelemeye çalışacağımız şey şu manaya geliyor. Liderlik biliyorsunuz esas itibariyle iki türlü. Bir şahsi veya kişisel liderlik, bir de fikrin. Yani kişilerin liderliğiyle, daha basit deyimle, fikirlerin liderliği şeklinde tanımlamak mümkün. Kişilerin liderliği her zaman doğru liderlik olmayabilir. Çok doğru bir kişiye rastlarsınız. Çok müstakim ne yapacağını, nasıl yapacağını pek iyi bilen kişi sizi alıp selamete eriştirebilir. Ama bu tarihin çok belli dönemlerinde olur. Her zaman olmaz. Peki tarihe dönüp baktığımızda birçok örnekler görüyoruz ama işte o şahıs çıkmıştır. Onunla o kain olmuştur. Arkasından devlet parçalanmıştır. Yani kalmamıştır ortada izi eseri kısa bir süre sonra. Sönmüş gitmiştir o güzelim güneş diyelim. Ne kadar güzelsin. İslam'da önemli olan şey fikrin liderliğidir. Yani İslam vahiy olarak bildirilen Kur'an'ın tümü vahiy fikir ise ki öyle, o bize liderlik ederse, yani önderlik ederse, o emrinden çıkmadığımız şey olursa, benim size itibarım sizin bana itibarınız. Benim nezdimde İslam'ın bana liderliği, sizin nezdinizde de İslam'ın size liderliği, fikri liderliğine bağlı, paralel, orantılı olarak yürütülürse, ancak bu takdirde siz beni yanlışlardan alıkoyabilir, doğrularıma sahip çıkar ve desteklersiniz. Ben de sizin yanlışlarınızdan alıkoymak üzere size dost olur.
doğrularınızı çoğaltmaya yönelik dostunuz olur. Sizin bana, benim size seviyemizi yükseltmek açısından yararınız. Anlatabiliyor muyum? Fikri liderlik Müslümanlarda asıl olmalı. Şimdi deniyor ki mesela, ben işte kim çıkacak içimizden lider veya kim lider olacak? Hadi ben oldum, sen oldun. Yani birimiz olacağız çünkü Allah'ın sünnetinde gökten topluluklara lider göndermek diye bir şey yok, değil mi? O topluluktan birileri çıkıyor. Önemli olan şey şu. Şimdi varsayalım ki şu toplulukta sen lidersin, A şahsı lider. Bizim o lidere, yani bizim önümüzde giden, desteğimizi isteyerek giden, hep beraber bizi de götürmek isteyen, yani gidilmesi gereken tarafa, bizi de götürmek isteyen A şahs, liderimiz. Bizim desteğimiz, bizim bağlılığımız, bizim onu desteklememiz ya da kösteklememizin ölçüleri ne olacak? Yani hangi şeyleri ölçü edinerek bunu ilerleyebileceğiz? Bununla beraber olacak, bunu destekleyecek, bunu el üstünde tutacağız. Ona İslam liderlik ediyorsa, biz Müslüman olduğumuz için İslam'dan örnek verelim. İslam ona liderlik ediyorsa, önderlik ediyorsa, o İslam'a bağlıysa, biz de onun İslam'a bağlı olduğu hususlarda ve kadar, yani bağlı olduğu kadar ona bağlı, bağlı olduğu hususlarda ona bağlı ve onu destekleyen olmalıyız. İnsandır, bir yanlışlık yaptı, yanıldı veya inat etti, enesi tuttu. Var yani çeşit çeşit arızası var insanların, değil mi? Yalnız makinaların yok. O takdirde desteğimizi çeker ve onu onunla tehdit edersin. Yani sen bu esaslı yanlışında, ki bizim asıl liderimiz olan fikre ters düşen şu davranışında, şu düşüncenden vazgeçmediğin sürece kesinlikle sana desteğimiz yok. Seni yalnız bırakırız. Hani Allah'a masiyette kula itaat yoktur var ya, İslami bir esas. Allah'a masiyette, Allah'a isyan etmede kula itaat yoktur. Yani kul kendisine destek verecek kişilerden Allah'a isyan etmesini isterse, kesinlikle bu isteğin sahibi kul itaatı hak etmez. Bilakis isyanı hak eder. Çünkü itaat edilmesi gereken, tartışmasız itaat edilmesi gereken yalnız canlıdır. İnsanlar değildir. Kul ancak Allah'a itaat ettiği sürece itaatı hak eder. İşte fikri liderlik, yani kişiye bağlı ya da kişiyi önder kabul etme, kişinin, İslam açısından söylüyorum, kişinin İslam'ı lider kabul etmesiyle orantılı olmalı. Yani sizin bana vereceğiniz destek, bana verdiğiniz, vermekte olduğunuz destek, benim İslam'a vermekte olduğum desteğin boyutlarını aşmalı. Boyutunu aşması demek ne demek? Benim İslami olmayan davranışımı da tasvip etmeniz ya da görmezlikten gelmeniz, üstüne yatmanız da var. Böyle taraftarı benim istememem lazım. Hadi ben istedim, sizin olmamanız lazım. Çünkü beraber batarız. Yani ben gerçekten beni destekleyici istiyorsam, beni doğrularında destekleyici, yanlışlarından da alıkoyarak destekleyen, daha da iyi olmalı sağlamaya yönelik destekleyen destekçi benim için destekçidir. Yoksa her şeyimi şakşaklayan da Allah destekçi değil mi? Öyle destekçi, avunak bir destekçi. Öyle destekçisi çok olan da hiçbir şeyin varsaymasın kendini. Ancak bir kamyonlar dolusu avanağı vardı belki o kadar. Beraberce yok olmaya gider yani o toplum, o kitle. Bugün ne kadar da bugün de Müslümanların çektiği en büyük sıkıntı bunlardır. Bunlardan kaynaklanıyor, buralarda yatıyor. Birisi çıkıyor, efendim çıktı işte ya, dokunma. Dokunmasınlar mı Allah mı ya? Niye dokunmayalım? Adam doğru yapsın da dokunmayalım. Doğruları destekleyelim. Ehillerini de yok edelim. O da yok etmek istesin. Yok, ben ne dersem o, sen Allah mısın? Keyfe mâ yeşâ. Yaptığından sorulmayan yalnız Allah'tır.
İnsanlar yaptığından sorulmasın istiyorlarsa Allah'lığa soymuş demektir haşa. Hazreti Ebubekir ne diyor halife seçildiği zaman? İçinizden en iyiniz olmadığım halde emiriniz seçildi, halife seçildi. Allah'ın yolunda gider, Resulullah'ın yaptığı gibi yaparsan bana destek veriniz, bana destek olunuz. Yanılırsam da beni düzeltiniz, beni ikaz ediniz. Bu kadar güzel bir tavır olabilir mi ya? Ne kadar güzel. Dostluğun anlamı burada. Ben eğri de yapsam, aman ne güzel yaptı. Doğru da yapsam ne güzel yaptı. Ne iş Şener Şen'in filmindeki gibi. Gülünç olur insan ya. O toplum ilerler mi? Kesinlikle ilerler. Ömer ne diyor mesela halifeyken? Bir bedevi kaba hareketlerle filan yani zaten nezaketten mahrum insanlar kulağının tanımadığına göre biraz münasebetsiz bir şekilde halifeyi görmüş, ona bir şeyler söylemek istemiş, bir şeyden şikayet edilmiş, bir şeyler anlatacak her neyse. Yanındakiler de halifenin demiş işte bir adam halifeye karşı öyle mi konuşulur filan. Ömer demiş bırakın konuşsunlar. Yani konuşmazsanız sizde hayır yok. Yani içinizdekini dışarı çıkarmazsanız, şikayetiniz isabetli olur, isabetsiz olur, haklı olursunuz, haksız olur. Ama dışarı çıkarır ki haklı mı, haksız mı anlaşılsın? Gizlediğin şeyin haklılığını, haksızlığını nasıl tespit edeceğiz? Karnına bir şey mi indireceğiz? Yani mümkün mü? Diyor, dinlemezsek, yani konuşmazsanız sizde hayır yok. Dinlemezsek bizde hayır. Ne kadar mükemmel idarecilik düsturları bunlar. Yani emsaline insanlık tarihinde rastlamak mümkün değil. Çok çok önemli şeyler bunlar. Yani fikri liderlik derken asıl olan fikre bağlılık, fikri önder kabul etme, fikirden şaşmama, kişiden kısaca ve özetle bundan kastımız o. Birleşmek, dikkat edilirse birden sonra bir apostrof var, yani virgül var. O vaktiyle İktibas dergisinde yine yayınladığımız Müslümanların gündeminden hemen hemen hiç çıkmayan ama ne olduğunu anlamaya da kimsenin yanaşmadığı, hep her gün bahsettiği, sık sık söz ettiği, işte ya birleşemiyoruz, niye birleşmiyoruz, hadi birleşelim, neden filan yani onunla oyuncak, çocukların oyuncakla oynadığı gibi oynayıp durdukları bir şey birleşmek. Ama dediğim gibi ciddi olarak ele alıp da ya şu birleşmek ne demek Allah aşkına? Nasıl birleşilir? Olur mu olmaz mı bu? Nasıl olur? Yani hiç ciddi olarak da üstüne kimsenin neredeyse gitmediği bir konudur. Birleşmek malumunuz şu bir değil mi? Bir kalem. İşte bir hale gelmek. Yani mesela bir Türkiye'de bir şey var, ne? Rejoice diye bir şampuan var. Şimdi bilmem ne şampuanı, bir başka şey, ikisi birleşiyor, Rejoice. Yani iki şampuan, bir şampuanla iki şampuandan edinilen sonuç, elde edilen sonuç bir şampuanla elde ediliyor. Yani iki şampuanı birleştirmiş güya. İşte şu hap, bilmem 10 tane vitaminin birleşmesi, tek hale gelmesi. Bir hafta toplanması anlamına gelir değil mi? Şimdi Müslümanların birleşmesi, yani Arapçası vahdet, vahdetin sağlanması, birleşmek demek, tek hale gelmek. Tek hale gelmek nasıl mümkün olur? Eğer düşüncelerimiz bir ise, esas itibariyle Müslümanız diyoruz. Peki kitabın Kur'an mı? Evet, benim de yani Müslümanım diyen insanın kitabı iki tane değil. Tek kitap var, onun adı Kur'an. Kur'an. Peki sen Kur'an'ı anlaşılmaz bir kitap olarak algılıyor. Ben de bilakis okudukça anlaşılan bir kitap olarak algılıyorsam ki aynı olan bu kitap bizi nasıl birleştirecek? Anlaşılmaz diye inandığından tövbe elini almayacaksın. Ha? Hiç yaklaşmayacaksın. Ben de hiç elimden düşürmeyeceğim çünkü ne kadar okursam o kadar iyi anlıyorum diyeceğim. Aynı kitabın sahibi olduğumuz halde birleşemeyeceğiz. Çünkü sen okumaktan uzak durdukça daha iyi dindar olduğunu sanacaksın. Ben de onu okudukça, hayatıma geçirdikçe,
daha iyi dinler olduğunu sayacağım. Peki bu anlayış farklılığı bizim tek hale, iki kişinin birleşmesine, tek kişi gibi olmasına, düşünmesine, hareket etmesine imkan verir mi? Evet. Birleşmenin yolu var. Düşünceler önce birleşecek. Kur'an bir kere anlaşılsın diye gönderilmiş kitap. Ama onu sayacağız diye dokundurtmamışlar asırlardır. Örtülerin içerisinde bilmem ne açılmaz. Aman usulsüz dokunulmaz. Abdestsiz ele alınmaz. Bilmem nesiz okunmaz. Diz kırmadan okunmaz. Ayak ayak üstümeysen dinlenmez bile filan. Bu kadar dikenli tellerle, ceryanlı tellerle sen bunu etrafına yanaştırmamak için engeller sıralarsan, Allah'ın kulları o kitaptan uzak kalmaz da ne olur? Kalmışlar da işte. Tüm toplum olarak da kalmış. Kalmamış mı? Yani alıyor onu, bakın koca koca adamlar ne manası var, bunu nereden çıkarıyorum desen hiç kimsenin verecek bir cevabı yok. Seçim meydanlarında Demirel'den Türkeş'e kadar millet öpüp öpüp başına koyuyor. Hiç Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bize gelmiş bugüne kadar Kur'an ayetlerinin üzerinde yazılı olduğu herhangi bir şeyi öptüğüyle ilgili zayıf, uyduruk bir haber bile yok. Evet, yok. Nereden çıkardın? Bu tür formel saygı paganist dinlerde yani çok tanrılı putperest dinlerde var. İslam'da böyle bir şey yok. Peygamber de böyle saymamış Kur'an'ı. Onu okumuş, anlamış, hayatına geçirmiş, toplumun da hayatına geçirmek için insanlara da anlatmış. Cengiz Arslan'ımız söylemiş, Aziz Arslan'ımız söylemiş, Dursun Arslan'ımız söylemiş, şöyle şöyle yaptırmış, böyle bir yer, güzel bir uşak dillerini kullanmış. Hiç eğip bükmedi. Ona başka türlü, buna başka türlü değil. Aynı doğruları herkes. Böyle sayılır o kitap. Yani o toplumun ahlakı haline böyle gelir. Yoksa onun kuru kuru üstüne yazıldığı samandan ya da odundan yapılma kağıdı öpmenin veya üstündeki harfleri öpmenin ne anlamı var? Yani bir açsınız, kavanozun içerisinde bir yiyecek var, kavanozu dışından yalıyorsunuz. Doyar mısınız? Yani o midenize girmedikçe, inmedikçe doyar mısınız? Açlığınız gider mi? Belki daha fazla mide salgı salar ve açlığınızı daha fazla hisseder hale gelirsiniz. Ülser olursunuz giderek de. Biz de işte Kur'an'ın ülseri olmuşuz yani. Müslümanlık bizde illet haline dönüşmüş yani. Bize şifa verecek, gürbüz yapacak. Sağlıklı, güçlü, zinde, yani kafası çalışır, davranışları düzgün, düşünceleri düzgün insan yapacağı yerde. Nerede Müslümanım diyen var, hepsi hasta. Kafadan hasta, davranıştan hasta. Ha? Niye acaba? Böyle olursa olacağı. Ona okunmaz, yanaşılmaz, bilmem ne. İşte burada İslam anlatıyorum diyenlerin anlattıklarını görüyor, dinliyorsunuz, kasetlerine bakıyorsunuz. Hiç diyor ki birisi, çok meşhur işte, ikinci büyük cemaatin başı. Kitap okumanıza, yorumlanıza filan hiç zahmet çekmenize lüzum yok. Bakın burada hoca efendilerimiz var. Onlara sor. Tamam hazır her bir şey. Dört dört. Allah. Yollar asfalt. Altımızda da 8 otomatik arabalar. Derdimiz ne yani? Yahu tamam hocalarımız diyorsa bilenler daha da çoğalsın. Bırak onlar da bilsin. Şunlar da bilsin. Hepimiz bilelim ya. Yani mevcudunun hepsi bilenler zararda mı olur Allah aşkına? Ha? Böyle olursa o toplumda ilerleme olur mu? Avanak avanak olur. İşte hocaların dediğinin ağzına bakacaksın. Daha az önce ne zaman can isterse o zaman tükürecek. Sen de ona ilim zannedeceksin. Ve adam olacaksın. Ancak kişiliksiz olur öyle. Adam olur mu? Asla olmaz. Evet. Yani birleşmek için ana kavramların beraber olması lazım. Bir başka örnek vermek istiyorum. Her fert şu kesirlere birleşik kesir mi deniyor? Hani 1/2 bayağı kesir. Ha, bayağı kesir. 3/4, 7/8, 19/6 falan filan. Yani istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Ne kadar fert varsa onun gibi.
Bunlar da birer fert. Bunların her biri. Siz de biz de birer fertiz. Bu kesirleri biliyorsunuz matematikte, aritmetikte toplayabilmek. Tek bayağı kesir. Birleşik kesir yahu. Ne peki öyle olsun. Efendim, tek bayağı kesir haline getirmek. Yani birleştirmek için bir yol vardır. Olmazsa olmaz bir yol. Paydalarını şu alttaki rakamlarına eşitlemek. Alttaki rakamlarını eşitlemek için de matematikte kendine has kuralları vardır. İşte ortak bir payda bulmuş, o mevcut paydalara bölünür. Ortaya çıkan sayıyla da işte bu çarpılır, o çarpılır, öbür çarpılır, beşir derken hepsi çarpıldığında kesirlerin değeri değişmeden paydalar eşit hale gelir. Eşitlenmiş payda, payda olarak yazılır. Paylar da toplanır, paylar da toplanır ve paya yazılır. İşte böylece yüzlerce, binlerce, on binlerce, milyonlarca bayağı kesir, tek bayağı kesir haline gelmiş, yani birleştirilmiş olur. Fertleri de biz, her birini, her bir kişiyi bir bayağı kesir sayarsak, bir benzetmeyle, eğer bu fertleri birleştirmek, yani tek fert haline getirmek istiyorsak, kişiliklerinden de kaybetmeden, onların faydalarını, yani eşyaya bakış açılarını birleştirmek, temel kavramlarını, temel meseleler üzerindeki görüş, birlikteliğini, beraberliğini, birliğini sağlamak zorundayız. Aynı şekilde bakarsanız, mesela şu insanlar Kur'an'a aynı şekilde bakarsa nasıl? Kur'an anlaşılmaz, okunmamalı, edilmemeli, ancak işte yüksekte tutulmalı. Bazen yukarı işte duvarda, bilmem rafta filan. Böyle düşünse herkes, düşük bir düzeyde de olsa bir birleşme meydana gelir. Bu yanlış fikir üzerinde bir birleşme meydana gelir. Tersi olsa mesela hepimiz şuradakiler, şimdi biz öyle düşünüyoruz. Kur'an okundukça anlaşılan, anlaşıldıkça hayata geçirilmesi gereken ve bir yaşam biçimine dönüşmesi gereken bir kitaptır. Anlayışımız. Ne yaparız bu anlayışımızın sonucu? Herkes akliyeti nispetinde, bulduğu vakit nispetinde gayret sarf eder, onun üzerinde durur. Sen şu sureden, ben bu sureden oku, 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 oku. Hatta ya ben şu surede şöyle bir ayete rastladım. Bana şöyle geldi anlamı, sen bu konuda ne diyorsun, sana soralım, öbürüne soralım filan. Birbirimize de fikrimizi vererek, katkımız olarak daha da üst düzeyde düşünmeye başlarız. Giderek daha çok o Kur'an'ı, okuduklarımızı yaşam biçimi, davranış haline dönüştürüyoruz. Bu şekildeki aynı anlayış, yani tek anlayış bizi birleştirir. Bize derler ki işte bunlar Kur'ancı mesela, yani başkası bile, biz Kur'ancı, Kur'ancı diye bir şey bilmiyoruz. Allah'a koyduğu isim var bize. Yeter baba, Müslüman abi. Ama anlayışımızın bir oluşu, davranışlarımızı da giderek birliğe, tekliğe doğru alır götürür. Anlatabiliyor muyum? Birleşmek ancak böyle mümkün olur. Ve tabii sahih birliktelikler, sağlıklı birliktelikler ancak doğrular üzerinde teşekkül eden birlikteliklerdir. Bakıyorsun işte bilmem Nurcusu da bir birlik, bilmem tarikatçılar kendine göre birlik, refahçılar birlik, işte bilmem ne görüşçüler birlik, şucular birlik, bucular birlik. Ama önemli olan çoğunluk olmak değil, doğru üstünde olmak. Çünkü Allah çoğunluğun doğru üstünde bulunmadığını, onların çoğu bilmezler buyurarak Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor. Çoğunluğun İslam'da hiçbir ölçüsü, ölçü ifade edecek hiçbir şey yoktur. Hak üzerinde olursunuz, tek kalırsınız. Önemli olan hak üzerinde olmaktır. Çoğunlukta olmak ya da çoğunluktan yana olmak değildir. Çoğunluk da çoğu zaman hak üzerinde olmamıştır. Tarih boyunca bakın, yani ne peygamberin geldiği günde ne bugün. Bakınız, insanların çoğunluğu hak olan İslam üzerinde değildir. Şu günde öyledir, o günde. Bugün 6 milyar dünyanın nüfusu var, bunun 1 milyarı Müslüman. Demek ki 6'da biri İslam'a doğru diyor, o da ne kadar doğru, ne kadar eğri, geç. Yani hepsini varsayalım, sahih Müslüman. Ama buna rağmen 5 kişinin doğru demediğine ancak 1 kişi doğru diyor. Değil mi? Bu 5 kişi, kim, bu 1 milyara yakını ineğe Allah diyor. Evet.
Ulan inekten Allah olur mu? İyi olurmuş. Bir milyon. Hepsi mi var aklımda? Hepsi mi silme akıldan boş konserve kutusu? Yok. Düşünmüyorlar. Yani aklınızın olması yetmiyor. Düşünmezseniz öyle değil mi? Ya mesela şoför olmanız yetmiyor. Bir de dikkat göstermeniz gereken trafiğe, ışıklara, sağınıza, solunuza, aynanıza falan bakacak, dikkat edeceksiniz. Ama ben şoför olman yetmiyor ki. Dikkat etmezsen küt ya biri sana bildirir. Senin göz yaptığın bir terslikten ya da sen birine bildirirsin. O dönersin akordiyonu. Yani akıl etmiyor insanlar. Yoksa Hristiyanlar hep akılsız mı? Yok. Dinleri konusunda akıl etmiyor. Bak Ali Bey söylüyor. Arkadaş diyor, kiliseye gitmek zorunluluğunu hisseden bir sürü Hristiyan var. Allah'a inanmak zorunluluğunu hissetmiyor bunlar. Açık açık konuşuluyor iş yerimizde. Allah Allah. Ya Allahsız kiliseyi ne yapacaksınız? Yani avanak mısınız siz? Evet, bu kadar dangalaklı insanlar. Motoru bulur. Orada akıllı. Bilmem İşte atık suyunu tekrar arındırır, kullanacak hale getirir. Bilmem hayatı bu kadar güzelleştirir. Şu köyde ayağın çamura mı değmez? Ama buraya geldin mi akıl selamı. Kullanmıyor ki. Hiç kullanmıyor. Bir akıllı adam düşünüyor musun? Kendin gibi bir adama gideceksin pazar günleri. İşlediğin bütün yediğin haltları anlatacaksın. İşlediğin günahları o adam senin atletini çıkarır gibi çıkaracak. Milyonlarca insan bunun için kiliseye gidiyor ya. Bütün dünya. Yani şu insanları şu işlerinden dolayı akıllı diyebilmek için herhalde aklı olmamak gerek. Bilmiyorum. Olacak iş mi bu? Yani ben günahı sana karşı işlemişim. Gitmişim rahip efendim sen çıkar. Ben ona karşı şöyle yapmışım diyorum. O çıkar. Neyi çıkarıyorsun? Ceketini mi çıkarıyor? Kazağını mı çıkarıyor? Pavucunu mu? Çizlerini mi çıkarıyor? Yani neyini çıkarıyorsun? Yemene bakıldık. Tabii çalıştırılmayınca bu kadar offside'a düşüyor aklımdan. Öyle değil mi? Olmaz. Ama olup duruyor bak. Yani milyarlarca insan. Evet. Evet. Aksiyonerlik ve reaksiyonerlik birbirini tamamlayan ya da biri diğerinin zıddı olan iki kavram var. Aksiyon ortaya bir iş koyma, bir fikir koyma, bir iddia ileri sürme anlamına gelir. Gerek eylem planında, gerek düşünsel planda bir varlık belirtmeye aksiyon deniliyor. Aksiyon zaten gevurca iş demek. Düşünce olarak veya amel olarak ortaya konulan şey, iş, amel kısaca. Reaksiyonerlik de ona karşı, yani ortaya konulmuş, ortaya sürülmüş şeye karşı yapılan şeye deniyor. Karşı yapılan. Dolayısıyla aksiyon varlığını reaksiyona borçlu değilken, reaksiyon varlığını kesin ve alternatifsiz olarak aksiyona borçludur. Dolayısıyla aksiyon her zaman reaksiyondan üstündür. Mesela İslam bizatihi bir aksiyondur. Ona mensup olan, İslam olan bir kimse her an bir düşüncenin ve davranışın onları sergilemenin içindedir. İçin için olgunlaşmanın, yaşamanın, yaşam sürecini İslamileştirmenin içinde olması gerekirken, Müslüman İslam'ı bu şekilde algılamadığı için aksiyoner değildir. Bakarsın birisi çıkar günümde birinde bilmem ne dursun falan filan bir şey söyledi diye o zaman Müslümanlığını hatırlar. Ulan işte kafir bilmem ne işte elin gavuru çıkmıştı. Senin Müslümanlığın elin gavuru ortaya çıkınca mı belirgin olacak? Yani dinine bir şey söyleyen olunca mı Müslümanlığınla temayüz edecek ya da ortaya çıkacak? Elin gavuru olsa da olmasa da İslam bizatihi seni aksiyoner yapar ve her halinden belli olur. Hissedilirsin. Eğer hissedilmiyor, eğer fark edilmiyorsan yoksun demektir. Yani o kişilikle yoksun. İşte kelle hesabı saymaya çıkan olursa kelleni seninle sayarlar. O kadar. Yani değersiz anlamında söylüyorum. Müslümanlık bizatihi bir fikir, bir görüş, bir davranış, bir iddia
demektir. Onunla ortaya çıkan, ondan olduğunu, ona mensup olduğunu söyleyen varlığı hissedilen demektir. Eğer bunun tersine hissedilmiyorsa, onun düşünceleri fark edilmiyorsa, onun davranışları hissedilmiyorsa, görülmüyorsa, o kişi Müslümanım demesine rağmen İslam'dan pek haberi olmayan kişi demektir. Davranışlarıyla kendini ortaya koyar. Davranışlarıyla ve düşünceleriyle belirginleşir. Evet. Kendini yenilemek ve yeni tutabilmek, kısaca değinmek gerekir ise şu anlama gelen deyimler. Kendini yenilemek, sürekli olarak düşünce ve davranışlarını eleştiriden geçirmek, onları daha arındırmaya, daha doğrulaştırmaya çalışmak, eğrilerini giderek daha çok azaltmak, doğrularını daha çok arttırmaya uğraşmak sürecini yaşamaya kendini yenilemek diyoruz. Kendimi yenileyeceğim diye doğru fikirleri terk edip yanlış fikirleri almak bir yol değil. Doğrular eskimediği için, sürekli yeni olduğu için terk edilen doğrular insanları müstahmenleştirir. Kullanılmış hale getirir, kokuşturur. Ama sahiplenilen doğrular sürekli insanı yeni tutar. Tehlü taze çiçeği burnunda dinç, zinde ona hayat verirler. İslam'a ait doğrular külliyen eşyanın tabiatının ifadeleri olduğundan insanları yeni tutarlar, canlı tutarlar. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne peygamberliğinin ilk yaşında, yani kendisine risalet geldiği ilk günlerde, ilk yıllarda fikri kocamış, yaşlanmış, fikirleri eskimiş bir insandı. Ne son yılında, ne de bugün, yani Kur'an hiç eskimeyen doğruları sahip bir kitap. Gerçekten zaman onları aşındıramıyor. Görüyoruz mesela. 70 yıl önce Marx'ın gıcır gıcır fabrikadan yeni çıkmış bir dünya görüşü gibi geldi Rusya'nın başına. Öyle değil mi? Öyle lanse ettiler, öyle reklam ettiler. Milyarlar onun peşine düştü. 1,5 milyar insan, 1 milyarı yalnız Çin'i biliyor. İşte Mao, Marx değil mi? Ama 70 yılda 1,5 milyar insanın kendisinden cenneti bu dünyada yaşatacağını umduğu dünya görüşü hayal çıktı. Fos çıktı. Eski ta başında eskiydi ama bütün insanlar ona yeni dediği için yeni kabul ettiler ama sonunda herkes pes etmek zorunda kaldı ve elleri yanlarına düştü. Yani umutları kesildi. Düşünün yani size dünyada, ahirette olduğuna inanmadıkları. Varsa cennet ancak dünyada var. Üstelik de Marksizmin uygulandığı yerde var. Diye inandığınız cennete sizi götürmek ya da o cennette yaşamayı bıraktı. Bir somuna muhtaç bıraktı ve öylece çekti. Somuna muhtaç herif. Öyle değil mi? Bugün artık demir perde, tül perde, tahta perde, bir perde mende kaldı. Yani şeffaflaştığına bakıyorsun, içini görüyorsun, içini görüyorsun. Ne menemşeydir. Evet. Kendini yeni tutabilmenin yolu kesin olarak sürekli kendini eleştirmekten yaptıklarını yeniden düşündüklerini ve yaptıklarını, yani düşünce ve davranışlarını gözden geçirmekten geçer. Yani yaptıklarınızı ve düşündüklerinizi hiç düşünmezsiniz. Yaptım, bitti, bitti, tamam, gene yapalım, gene yapalım. Ama niye yapıyorum? Acaba yapıp duruyorum ama doğru mu yapıyorum? Başka türlü de yapsam olur mu? Ya da ben böyle yapıyorum ama acaba nasıl bulunuyor? Yani bir konuşsam, yahu benim şu davranışım hakkında ne diyorsun İsmail? Ne diyorsun? Ahmet.
Ha? Şu şekilde düşünüyorum filan konuda. Sana nasıl geliyor böyle düşünmek diye sormak, başkalarının fikrinden de yararlanma imkanı verilir. Bir 1980 yılında yayınlanmış, müstehalesinde yayınlanmış bir küçük kitapçığım var, 80 sayfalık. Araştırmacılara kitaplar ve makaleler listesi adını taşıyan. Başka bir isimle, müstehalesinde yayınlanmış. Onun ön sözünde bir tanımlamada bulundu. Onu bir ön sözde yazdım. Şöyle diyordum orada. Akıllı insan, tanımı yapıyorum. Kendi aklı, bizatihi kendi aklı çok olan insan değil. Artı, başka akıllıların da akıllarından yararlanmayı bilen, başka akıllıların akıllarının ürünlerini de kendi aklına katmayı bilen insandır. Bu nasıl olur? Bunun metodu meşverettir. Konuyu gündeme getirirsiniz. Gündeme getirdiğiniz konuyla ilgili bilenlerin düşüncelerini, görüşlerini alırsınız. Ve bunlar içerisinde sizin o konuyla ilgili düşüncelerinizi daha da seviyeli kılacak, daha da yüceltip yükseltecek, daha keyfiyetlendirecek, daha isabetli hale getirecek düşünceleri alır, kendi düşüncenize eklersiniz. Yani başka akıllıların, akıllarının ürününden faydalanmak bu demek. Kendi aklınız işte o zaman fazla olur. Asıl akıllılık budur. Yoksa yalnız kendi aklına güvenmek çok veya az bu akıllılık. Başkalarının aklından da yararlanmak asıl akıllılık. Evet. Kendini yeni tutabilmenin yolu da sürekli kendini iyileştirmekten tekrar tekrar düşünce ve davranışlarını önüne koyup, hatta yalnız kendi önüne değil, yahu gel oturalım, konuşalım, bir bakalım yani. Bir daha gözden geçirelim şu yaptıklarımızı. Daha iyisi var mı? Daha isabetlisini yapabilir miyiz? Biz bir yeri eksik mi bırakıyoruz? Ne olur? Yani insanın böyle durup böyle düşünmesi hiçbir zararı yok insanın. Yani yoksa yanlışın tamam, gene yaptığını yapmaya devam edersin. Değil mi? Ama varsa eksiğini giderme imkanı buluruz. İşte bu da insanı sürekli yeni tutar. Hani akan suyun, tabii eskiden söylüyorum, şey yaptığı gibi yani sürekli havadan oksijen alıyor. Yani aktığı süre içerisinde. Mesela akvaryumdaki suya şey yapmak için balıklar açısından oksijen, hani suyu alıyorlar, oksijeni alıp suyunu geri veriyor balıklar solungaçlarıyla. Şimdi kapalı kapta bir avuç su, al, içindeki oksijen bitiyor suyun. Ne yapıyoruz biz? O suya bir havalanma, yani dibine bir şey, hava, ufak bir pompayla koyuyoruz. O sürekli hava basıyor, yani oksijen basıyor. Tabii o sırada bir sürü kabarcıklar suyun yüzüne çıkıyor ama öbür taraftan bir sürüsü de göremediğimiz kadar küçükleri de suya karışıyor. Dolayısıyla sudaki oksijen nispeti artıyor. Balıklar için de yaşama şansı artıyor. Yoksa al biter yani, mesela şuradaki havayı teneffüs ede ede bitirsek ondan sonra yalnız karbondioksit dolar burası. Hepimizin başı ağrımaya başlar. Çünkü alacağımız teneffüs artık oksijen değil, karbondioksit olacaktır. Biz şahsi liderlik ve fikri liderlik kavramlarını incelerken, evet, tabii ki biz biliyoruz ki fikri liderlik ve şahsi liderliğin aynı zamanda da siyasetle uğraşan bir insan olmasına acaba bir insanda şahsi ve fikri liderlik kavramları kendisinde nasıl bir oran kurmalı ki yapmış olduğu siyasi mücadelede bu toplumda ve kendisinde en güzel bir şekilde dışarıya yansıması olsun? Efendim, şahsı fikirden, fikri şahıstan her zaman ayırabilmek gerçekten kolay bir iş değil. Çoğu zaman iç içe geçiyor. Hatta kimi öne geçiyor, kimi onun arkasına geçiyor. Biraz güçlü şahsiyetler fikirlerin önüne daha kolay geçebiliyorlar. Ama
bu mutlaka böyle olur anlamına gelmiyor. Örneğin Ömer İbni Hattab tarihte bildiğimiz güçlü şahsiyetiyle tanıdığımız Müslümanlara ikinci halife olarak seçilen kişi güçlü bir şahsiyet sahibi olmasına rağmen her zaman fikri önde tutmayı, şahsiyetini, kişiliğini onunla anlamlandırmayı unutmamış, bunu şiar edinmiş, gerçekten üzerinde ciddiyetle durmuş ve ölene kadar da işi böyle götürmüş bir insan olarak tanıyoruz. İnsanların şahsiyetlerini taşıdıkları ideolojileriyle, fikirleriyle bezemeleri, o kişilik oluşturmaya çalışmaları, fikrin liderlik etme şansını şahsa nispetle daha fazla tanıma anlamına gelir ki bu İslam'la ahlaklanmayla da doğrudan doğruya bağlıdır. Yani Kur'an'ı ahlak edinen kişi herhalde kendinden İslam'a bir şeyler katma değil, İslam'ı İslam'la kendini kaplama, hani altın kaplama gibi, İslam'la kendini kaplama ameliyesini, işlerini yapmış olur, çok daha sağlıklı bir kişilik ortaya çıkar. Ayrıca kişinin kendini murakabe etmesi, yaptığı davranışları ve düşüncelerini gözden geçirmesi ne derece şahsını öne çıkarıyor, ne derece fikrini önde tutuyor, bunu sürekli murakabe etmesi, yani kontrol etmesinde büyük yarar var. Söylediğiniz hususun gerçekleştirilmesi açısından. Öbür yandan kişinin yanındaki müşavirlerin, danışmanların ya da yardımcıların aynı konuda kişiye yardımcı olmasında büyük yarar var. Hatırlıyorsunuz Osmanlı Devri'nin son dönemiyle ilgili bu bağlamda bir örnek bahsedilir. Padişahlar cuma selamlıklarına giderken, yani cuma namazlarına giderken halka kendi istekleri istikametinde "Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var." dedirtirlermiş hep bir ağızdan. Tabii bu gerçekten çok güzel bir söz. İnsanı gururlanmaktan alıkoyacak, kafasını yere indirecek, düşündürtecek. Hakikaten büyük olarak yalnız Allah'ın varlığını anımsatan güzel bir slogan. Lakin işler tabii sloganlarla da yürümüyor. Yani içinde duymadıkça insanlar. Ahlak haline getirmedikçe, düşünce ve davranışlarının nirengi noktası, yani etrafında dönüp dolaştığı esas haline getirmedikçe gerçek işlevlerini yapmazlar. Yani ayet de olsa, hadis de olsa, ne kadar güzel söz de olsa fazla bir şey değişmez. Ama insan akıllı arkadaşlar edinirse, o arkadaşların ikazlarına, uyarılarına kulak verirse, doğru olanları dinler, gereğini yerine getirirse, herhalde diğer birçok davranış ve düşünce bozukluklarından kendini korup kurtarabileceği gibi liderlikle ilgili davranış ve düşünce bozukluklarından da kendini koruyup kurtarabilir diye düşünüyorum. Çünkü üzerinde düşündüğümüz uygulaması ile birlikte de nasıl yürüdüğünü gördüğümüz bir konu bu. Birçok insan hazmedemiyor. Mesela ismi lazım değil birisine, ben bu işlerle ilgili yeteneklisin, işte akıllısın da, yani gel işte birlikte olalım, birlikte çalışalım, daha da etkili oluruz dediğimde bana abi dedi vaktiyle, o benden küçük 10 yaş bile, epey dedi faaliyetlerim oldu filan, dikkat ediyorum dedi. Mesela bir şiir okurken, bir konuşma yaparken filan çok duygusallığa kapılıyorum ve alkışlandığım zaman kendimden geçiyorum.
kendime hakim olamıyorum. Yani ben işte her küçüklü, büyüklü, bütün tepeleri ben yarattım gibi bir şey hakim oluyor bana duygu. Bunu yenemiyorum. Onun için korktuğumdan bu işlerle de uğraşmıyorum. Yani gururum beni tümüyle mahvedecek diye korktuğumdan bu işlerle de uğraşmıyorum bu zaafım sebebiyle. Tabii bu bence bir zaafın farkına varmak meziyet ise de, yani meziyet de olsa, bu zaafla ilanihaya geçilip gidilmez. Yani mazeret değildir. Yani bu zaafını gidermeli bir insan. Çünkü günün birinde sizi birisi karşılayacak, birisini göreceksiniz. Bir davranışınızı, bir sözünüzü beğenecek ve ya işte ben senin gibi olamıyorum, ya sen ne güzel yapıyorsun, ya sen işte ne iyi yapıyorsun diyen çıkar. Engel olamazsın yani, elin ağzını büzemezsin, torba değil çünkü. Ve o zaman ne yapacaksın? Hemen çocuğun elinden kaçan balon gibi, yani ayağı yerden kesilip uçmaya mı başlayacaksın? Yani yenmeli insan, insanın zaafı olabilir, zaafı insan için. Ama yenmeye çalışmalı, kendini terbiye etmeli. Başka yolu yok. Yoksa her arzusu, her zaafı, yani tatlıyı çok sevebilir bir insan. Çok sevmek de işte tatlıya karşı zaaftır. Ama böyle bir zaafım var diye de gidip hiç parasını da vermeden milletin baklavacı dükkanlarının vitrinlerini oturup boşaltmak şeklinde tecelli etmemeli bu zaaf. Çünkü adamın polisi verirler yani. Para vermeden baklavalar bunu bitiriyor diye. Yani adın hırsıza çıkar zaafın yüzünden. Her şeyin bir usulü var. Yani zapt edilmesi lazımdır. Kanalize edilmesi lazım. Başka türlü de sağlıklı sonuç almak mümkün olmaz. Evet. Fikri liderliği hiçbir zaman arkada bırakmamaya çalışmak lazım. Yani, örneğin ben şahsen çok tavsiye ediyorum insanlara. Yani tabii tavsiye yetmiyor. Hatırlatıyorsunuz ama asıl olan o tavsiyeyi işiten insanda tavsiyenin yapıp bırakacağı iz, yapacağı intibar, onda ne sonuç doğuracağı önemli olan. O önemserse bu iş onun açısından önemli oluyor ve yerleşiyor. Mesela kişi bu söylediğimiz hususlarda titizlik kazanabilmek için övülmekten pek hoşlanmamalı. Örneğin yeri geldikçe, zırt zırt değil elbette ama yeri geldikçe lütfen yani mesela beni övmeyin diyebilmeli. Hemen anlatabiliyorum. Yani bu, eğer bende bir üstünlük gördüysen, hoşuna gittiyse, bu bana bu üstünlüğü veren fikre ait. Yani onu alkışla, onu yücelt, onu yücele, onu ilah et, yücelt. Ben, beni yücelten o diye üstünlüğü fikre vermek lazım. Hani eskiden sahnede şarkı söyleyen sanatçılar, örneğin işte bir Hamiyet Yüce Ses, Makberi söyler filan, işte saz takılmış olsun filan. Millet kırılır geçer o alkıştan. Şak 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 şak. Tekrar yani perde kafanın açılı filan. Onlar da tevazudan hep yani bu güzel bir terbiye aslında hani şarkıcı da olsalar hep çalgı heyetine yani o alkışları böyle yapıyorlar. Yani onlar çalmasaydı ben söyleyemezdim. Yani alkışları asıl onlar hak etti sana. Bu güzel bir davranış. Tabii konumuz şarkıcılık değil. Biz şarkıdan alkış olacak tabii biz ama yani şu terbiye gerçekten güzel bir terbiye. Yani biz İslami bir davranışımızdan dolayı eğer beğeni kazandıysak ki beğeninin bir ismi de alkış. Yani alkış biraz şöyle değil. Beğeni anlamına geliyor malum. Bu beğeninin alkışın yani İslam sayesinde kazanıldığını bilerek hareket etmemiz ve alkışın yani beğeninin İslam'a ait olduğunu da belirtmemizde hem kendimizde teşekkür edecek tevazu bakımından hem karşı tarafta teşekkür edecek bilinç bakımından büyük
yararı olduğu kanat. Kişi bunu hatırlamalı ve kişiye bunu hatırlatacak müşavirleri olmalı. Derler işte filan adam akıllı filan ya filan hükümdar çok. Tabii diyor biz yani benim de onun gibi müşavirlerim olsaydı yani akıllı müşavirlerim, danışmanlarım ben de akıllı olurdum. Yani ben de daha akıllı olurum ve dikkat çekecek bir akıllı olurum. Hakikaten insanın tek başına akıllı olmayan pek gücü yetmiyor. Yani başka akıllıların akıllarından yararlanan insan daha akıllı olabilir. Buna dikkat etmeliyim. Bu iki yönde, daha iyi şeyleri alma yönünde artı daha kötü şeylerden de her geçen gün kendini uzaklaştırma yönünde. Nefis iki türlü tezkiye oluyor, temizleniyor. Temizlik nispetini artırarak, kirlilik nispetini azaltarak giderek safiyet, daha temiz, daha ünlü, daha düzgün düşünceye davranışlar çıkıyor ortaya. Müslüman aksiyon adamı diyecek olursak, karartınca düşünürler, akademisyenler bir kişi kulelerine çekilmiş, pratikte yeterince aktif olmuyorlar. Aksine düşündüğümüzde pratikle uğraşanlar da geniş bilgilerden, yeni düşüncelerden yoksun bir durumda. Bunun altında ne söyleyebiliriz? İkisi de eksikliktir. Yani çok yüksek düzeyde düşünce sahibi olmak, kültür sahibi olmak, bilgi sahibi olmak yeterli değil. Onlara biz, eğer ikinci vasfı söylediğiniz gibi yani toplum arasında yayılmıyor, o düşüncelerden başka insanları yararlandırmıyor, onları yaymak için hem cinslerini yani düşünsel açıdan, kişisel açıdan çoğaltmaya çalışmıyorsa, o kişilere biz ne diyoruz? Yaygın tabiriyle Türkiye'de çok kullanılıyor, entel, entel takılıyor. Öyle işte sosyete kahvelerinde, pastahanelerinde bilmem ne lak lak etmekten öteye bir anlamı olmuyor o gibi kişilerin. Hiçbir manası yok. İkincisi ki halkın arasından hiç çıkmıyor, ha babam ne babam koşturuyor, çalışıyor, bağırıyor, çağırıyor, nefesi kanıyor bilmem ne ama onun da derin bir kültürü yok. Yani yüzeysel, hep alıp sattığı ıvır zıvır şeyler diyelim. O da tabii fazla bir şey vermiyor yani temas ettiği insanların seviyesini yükseltici, durumlarını böyle derinleştirici, daha köklü hale getirici bir etki yapamıyor. Çünkü kendisinde o derinlik yok. Başkasına nasıl verecek? Dolayısıyla ikisi de çok büyük eksik. Yani birisi bu yüz, tek başına arkası yok. Öbürü de bu yüzü var, bu arkası bir tarafı yok. Aslı olan iki halin de insanda bulunması. Yani dikkat edilirse peygamberler fikri bakımdan en üst düzeyde olan kişilerdir. En azından onlara vahiy geliyordur. Yani vahiy ile beslenen kişilerdir. Gıda değeri yüksek fikri bakımdan fikirle beslenen kişiler. Ama asla entel takılan peygambere rastlanmamıştır tarih boyunca. Asla. O gider kavminin ileri geleniyle de görüşür. Örneğin Firavun'a da tebliğini yapar. Kölelerle de konuşmaktan tövbe utanmaz, çekinmez, sıkılmaz. Bunu bir aşağılık veya aşağılanma gibi saymaz. Hatta başkaları yani entel takılan, o kafada olan sosyete kafası taşıyanlar peygamberleri böyle çok düşüyor diye suçluyorlar. Yani onu görüyoruz. Sen bizim gibi kavmin ileri gelenlerini bırakıyor, gidiyor dört köleyle, iki delikanlıyla düşüp kalkıyor. Hiç yakışıyor mu sana şimdi? Yani sen işte kaç, 50 yaşına gelmişsin, 55 yaşına gelmişsin, işte konuşuyor adamlar 18 yaşında dört tane delikanlı. Onu yakışmıyor. Niye? Yaşıtlarım bu işin faturasını ödemeye yanaşmıyorsa ben ne yapayım? Yani peygamber ne yapsın? Yanaşmıyorlar. Öbürleri kulak veriyor. Peygamber de görevi gereği kim kulak veriyorsa kulak verenin üstüne düşmekle mükellef. Çünkü kulak vermeyenlerin üstüne düştüğü için azar işittiğini biliyoruz. Abese ve tevella ayetini, İbn-i Mektum olayını hatırlıyoruz. Değil mi? İstiyor. Kim istemez bir
toplumun ileri gelenleri kendi mesajına kulak vermesin. Herkes ister. İstisnasız herkes ister. İstemişti. Peygamberler de istemiş. Hatta daha ötesi Allah tarafından görevlendirilmiş. Yani çok tehlikeli Firavun'a gidip de şöyle şöyle demek. Ama buna rağmen göze almış. Ölümün, ölümün şunu bunu göze almış. Gitmiş söyle bunu bana. Tırlıyor mu? Kılı kıpırdamıyor.